Bugün biyoenerjiyi konuşacağız. Biyoenerji, bildiğiniz üzere enerji talebini karşılamaya yardımcı olmak amacıyla çeşitli ihtiyaç duyulan kaynaklardan birisidir. Ulaşım, ısı, elektrik, ürünler üretmek için bu alanlarda kullanılıyor zaten. Biyokütle olarak tanımlanan, yaşayan organik malzemelerden elde edilen yenilenebilir bir enerji şeklidir. Ben giriş yapma babında hızlıca bir baktığımda tüketim büyük ölçüde sanayide zaten kullanılıyor. Sanayinin ihtiyacı var, konutların ihtiyacı var, ulaştırmanın ihtiyacı var ve diğer sektörler şeklinde dağılıyor bu kullanım. Bunun dışında üretime baktığımızda rakamlar eski olmuş olabilir. Bakanlıktan almıştım ama son yeni güncel rakamları edinemedim ben. Büyük ölçüde kömür, doğal gaz ve hidrolik menşeli enerji üretimi söz konusu. Diğer üretim dallarının yüzdeliklerini de görüyorsunuz oldukça küçük. Giderek büyümeye başlamıştır herhalde. Biyoenerji üretim seçeneklerinden biyokütle enerjisi var. Biyoetanol, biyodizel, biyogaz, biyohidrojen. Bugün de zaten bu alanda gerek bunların üretimi olsun, iletimi noktasında olsun büyük bir döngü bu biyoenerji. Bunun çeşitli dallarına hizmet eden ve iyileştirmeler sağlayan çalışmalardan 5 kıymetli çalışmayı dinleyeceğiz. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden 2 çalışma var. Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi'nden sırasıyla zaten önce misafir çalışmaları dinleyeceğiz diyeyim. İstanbul Üniversitesi'nden önce Mert arkadaşımızı dinleyeceğiz. Mahmut Altınbaş hocamız da çalışıyor. Kalsiyum karbonat oluşumunu tetikleyen mikroorganizmalarla karbondioksit yakalama yöntemleri üzerine kısa bir konuşma yapacak Mert. Sonrasında Ege Üniversitesi'nden Alpcan Arınç, Nuri Azbar hocamızla çalışıyorlar. Kenevir atığından biyogaz üretimini dinleyeceğiz. Sonrasında yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Gözde hocamız biyogazdan karboksilata olan süreçleri anlatacak. Tarımsal atıklardan elde edilen ve bunun biyoekonomiye desteğini değerlendirecek. Orhan İnce hocamız da çalışıyorlar İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Doktorasını aldıktan sonra Gözde hocamız da zannediyorum yanlış olmasın su bilimleri Evet hocam. hocamız kendileri. Teşekkürler Gözde hocam. Sağ olun. Sonrasında Yavuz Kırım, taze doktorantımız, kimya mühendisliği bölümünden mezun oldu. Hasan Sadıkoğlu hocamız da çalışıyor. Energy production from various biomass waste via co-firing and photovoltaic biogas hybrid systems. İngilizce olsa da Türkçe sunacak zannediyorum. Evet hocam. Değil mi hocam? Orijinal İngilizceydi, onun için çevirmedim. Evet, tez sunumunu zaten sıcağı sıcağına tezini de yeni savunduğu için. Son olarak da Emre Oğuz, Ahmet Demir hocamızla çalıştı kendisi. Doğalgaz hattına biyometan enjeksiyonu üzerine sunumlarını dinleyeceğiz sırasıyla. Ben lafı daha fazla uzatmadan ilk konuşmacımız Mert arkadaşımıza ekran paylaşımı durdurup Mert'e sözü veriyorum. Murat Hocam çok teşekkürler. Buyur Mert, ekran paylaşımını yapabilirsin. Şu an ekranı ben devraldım diye görüyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Önce Tamam. davet için Yıldız Teknik Üniversitesi'ne başta Murat Hocamıza çok teşekkürler. Evet. Format şu şekilde olacak, onu da söyleyeyim. Hani 10-15 dakikalık dönüşler halinde çalışmaları dinleyeceğiz. Arada sorular olabilir ve en sonda yine soru olabilir. Hani hepsinin harmanı gruplar aralarında da tartışabilir en sonda. Buyur Mert, söz sende. Teşekkür ettim tekrardan. Bugün kalsiyum karbonat oluşumunu tetikleyen mikroorganizmalar ile karbondioksit yakalama konusunda bir sunum hazırlamıştım. Çalışmamı bu şekilde ilerletiyorum, doktora çalışmalarımı. Giriş anlamında geçtiğimiz yüzyılda atmosferdeki sera gazlarının artmasının en büyük sebebi zaten insan faaliyetlerinin olduğu ortada. Bu sonuçları alarak da insanoğlu sel dolu, aşırı kuraklık ve bunun gibi doğal afetlerden de giderek artan şekilde etkilenmeye başladı. Karbondioksit sera gazları içerisinde %76'lık bir alanda yer almakta ve bunun içerisindeki %65'lik kısım fosil yakıtlar ve endüstriyel proseslerden kaynaklanırken
sadece %11'lik bir kısmı ormancılık, tarım ya da hayvancılık gibi faaliyetlerden kaynaklanmakta. Tarım ve arazi kullanımı hariç olarak Türkiye'deki sera gazı emisyonlarında yıllara dağılmış şekilde yandaki grafikte göstermekteyim. Direkt giderek artan bir şekilde devam ediyor salınımlarımızın artışı. Bunun yanında tarım ve arazi kullanımı hariç yine Türkiye'deki sera gazı emisyonlarının yüzdelik dağılımına bakacak olursak da karbondioksit 90'lı yıllarda %70 mertebesindeyken 2016 yılında %81 mertebesine geldi. Yani 2000 pandemi nedeniyle belki düşüş gösterse de 2020 yılında 2021 ve 2022'de gene bu büyüme rakamlarımızla beraber giderek arttığını da söyleyebiliriz. Peki bu karbondioksit artışlarıyla beraber nasıl bir dünyada devam ediyoruz bir yandan da? Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında da düzenlenen Paris İklim Konferansı'nda bu kapsamda 196 ülkenin imzaladığı Paris Anlaşması ile küresel ısınmanın sanayileşme öncesi döneme kıyasla 2 derece, tercihen de 1,5 dereceyle sınırlanması amaçlanmıştı ilk etapta. Fakat daha sonra 2 derecenin de yetersiz kalacağı öngörüsüyle direkt 1,5 hedefi kesinlik olarak belirlenmişti. Bu çalışmanın sonucunda da yani benim şu anki icra ettiğim bu doktora çalışmamın sonucunda ne planlıyorum, ne amaçlıyorum ben? Yerli ve milli kaynakları yine kullanmaya devam edebileceğimiz, çünkü mevcut durumda karbondioksit salınımımız mevcut ve doğrudan biz yeşil enerji kaynaklarına geçmediğimiz takdirde burada ciddi bir karbon vergilendirmesiyle karşı karşıya kalacağız. En inovatif ve rekabetçi mühendislik çözümlerimiz ile İhracat yaparken sınırda karbon vergisi diye bir yeni bir tabir getirildi. Buna tabi olacak işletmelerin yabancı ülkelere karbon vergisi ödemelerin önüne geçecek kendi kaynaklarımızla ilerletebileceğimiz bir sistem tasarladık. Bu tarafta. Sunumu, sunum geçişlerine biraz arkadan geliyor, özür dilerim. Biz karbon yakalama literatür çalışmaları sunumumuz. Evet. Şu an evet. Literatür aşamasında nelerle karşılaştım bu çalışmaya başlarken? Onlardan birkaç kuple göstereyim. Biraz literatür çalışması olduğu için resimsiz geçiyorum burayı. Evet. Mikroalgler tek hücreli ve çok büyük oranda da fotosentetik yapıda bulunurlar. Mikrobiyoloji tarafında çok geçmiş olmayan arkadaşlarımız için de bir yandan da ve hocalarımız için de özet mahiyetinde ilerliyorum. Tek hücreli olmalarına karşın bazı türleri eş türleriyle filament ya da küre şekillerinde koloni oluşturabilmektedir. Fotosentetik pigmentlere sahip olmalarına istinaden fotosentez yetileri vardır. Bu pigmentlerin baskın olanların rengine göre mikroalgelerin renkleri yeşil, kırmızı ya da kahverengi olarak değişkenlik gösterilmektedir. Fotosentez kabiliyetleri itibariyle de karbondioksit azaltım çalışmaları için önemli bir yapı taşı haline gelmektedirler. Kim ve Otim'in belirttiği üzere fotobiyoreaktörler karbondioksiti gaz formunda yakalamak için en efektif sistemlerdir. Bu anlamda kullandıkları Chlorella vulgaris türü temiz suda ve atık su gibi nütrient içeren sularda çok verimli bir şekilde büyüyebildiğini göstermişlerdir. İlk çalışmaları göstermiştir ki ilave bir karbondioksit kaynağı olmaksızın sadece atmosferik karbondioksit kullandıklarında sistem metabolik karbon eksikliğinden dolayı çalışmamıştı. Ayrıca fotosenteze istinaden ortamda artan çözünmüş oksijen konsantrasyonunun da inhibisyona neden olduğunu da belirtmişlerdir. Sonuç olarak çalışmalarında atmosferik bir reaktörde karbondioksit seviyesini 24 günlük bir inkübasyon ile düşürebildiklerini ortaya koymuşlardır. Atmosferik karbondioksitin yetmediğini ve aslında bir baca gazı kaynağına ihtiyaç duyduklarında bu makaleden çıkarımladık. Zengin belirttiği üzere de kalsiyum karbonat üretimi için karbonik anhidraz enzimi salgılayan bakteri tiplerini kullanmak, gaz enzimi salgılayan bakterileri kullanmak, gaz formundaki karbondioksiti çözülmüş forma dönüştürmek için ve istenmeyen amonyak üretiminin önüne geçmek için çok daha verimli olmakta. Bacillus muciliginensis türü çalışma kapsamında kullanılmış ve optimum büyümeyi de pH 9 ile 10 arasında 25 derece sıcaklıkta görmüşlerdi. Çalışmanın sonucunda biyotik olarak kalsiyum karbonat üretimi başarılı bir şekilde oluşturulabilmiştir. Aynı zamanda karbonik dihidratlar olarak da bilinen karbonik anhidraz enzim ailesi 1933'ten beri bilinen bir metalo enzim grubudur ve her iki yönlü çalışabilen karbondioksit, bikarbonat ve su reaksiyonunda rol alırlar. Bu kimyasal reaksiyon hem ökaryotlar hem prokaryotların yaşam içinde çok önemlidir. Son bu literatür tarafındaki slide'ım olmakla beraber Zu ve diğerleri tarafından yayınlanan makalede Chlorella
türü ve üreaz enzimi üreten Staphylococcus pasteuri türleriyle oluşturulan kokültür ortamında karbonat çöktürmenin fizibilitesi yapılmış ve şu sonuçlara varılmıştır. Chlorella büyük biyokütle oluşumu Staphylococcus pasteuri varlığında verimlilik artışı göstermiş ve optimum koşulları olarak karışım oranı 3'e 2, başlangıç pH'i 9, glikoz konsantrasyonu ise 1 gram per litre olmuştur. Kokültür sistemi ortamda ancak yeterli oranda kalsiyum iyonu bulunduğu takdirde kalsiyum karbonat oluşumunu sağlayabilmiştir. Kalsiyum iyonu kullanım oranı %60 ile münferit kültür ortamlarına göre daha verimli çalışırken kalsifikasyon oranı ise %35 mertebesinde olmuştur. Oluşan karbonat kristalleri kalsit formunda olurken morfolojileri ve partikül büyüklükleri ortam koşullarına göre farklılaşma göstermektedir. Bu bağlamda alp bakteri kokültür sistemlerinin daha fazla çalışılmasına ihtiyaç bulunmaktadır diye çalışmalarını noktalamışlar. Ben de bu bağlamda piyasadaki uygulamalar ve literatürdeki makalelerden gözlemlendiği üzere baca gazı üzerinden karbondioksit yakalama önermesi sunan tüm teknolojiler kimyasal absorpsiyon tekniğine dayanmakta olduğu görülmüştür. Tutulan karbondioksit için prosesin devamında da derin kuyu enjeksiyonu yapıldığı görülmektedir. Kimyasal yöntemler de bu kadar yaygın olduğu için piyasadaki temel teknoloji karbon yakalama ve saklama, CCS, Carbon Capture Storage, hatta CCUS olarak da geliştirildi son dönemlerde, olarak bilmektedir. Utilization da eklediler araya. Karbondioksit yakalamak için mikroorganizma kullanıldığında saklama prosesine gerek kalmayacaktır. Üstelik kuyularda tutulan karbondioksitin de sızıntı kayıp kaçak oranları da bilinememekte, hesaplanamamaktadır. Sadece modelleme çalışmalarıyla birlikte bir kabul yapılmaktadır bu anlamda. Önerdiğimiz metot ile birlikte baca gazındaki karbondioksit gazı hesaplanabilir ve hesap verilebilir bir şekilde prosese tabi tutulacaktır. Ortama da kalsiyum iyonu ilavesiyle kalsiyum karbonat üretimini tetikleyen mikroorganizmaların varlığı ile kalsiyum karbonat çökelmesi sağlanacaktır. Yani bu çalışmanın yan ürünü olan bir karbonat da kalsiyum ile muamele edilerek katma değerli yan ürün haline getirilecektir. Kalsiyum karbonat için yapılan pazar araştırmalarında boya, çimento, ilaç, PVC pencere, kablo, kataliz dolgu malzemesi ve bunun gibi birçok alanda kullanım imkanı olduğu görülmüştür. Deneylerden çıkacak analiz sonuçlarına göre hangi endüstriye dönük bir materyal üretilebileceği konusu netlik kazanabilecektir. Daha çalışmamın ne aşamada olduğunu da ilerleyen dönemlerde yine söyleyeyim. Bu çalışma kapsamında 5 ana hani adım belirlemeye çalıştım. Kalsiyum karbonat oluşumunu tetikleyen önce türleri belirleyeceğiz. Alp türlerinde pH ve diğer ortam şartlarındaki değişimlere toleransı yüksek olan bir tür seçimi yapılarak çalışmanın başında doğrudan Chlorella vulgaris'i seçmiştik. Fakat daha sonrasında Sinop Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Ece Polat'ı da burada hani mentorum olarak da kendisi destek veriyor sağ olsun. Farklı türlere de erişim sağlayabileceğimizi gördük. Ve bu anlamda da kalsit üretimiyle bilinen Salda Gölü'nde izole edilen Cyanobacteri ve mikroalgler ile farklı su ortamlarından izole edilen Spirulina ve Chlamydomonas gibi türlerin de alkali ortamda yetiştirilmesi izlenecektir. İnceleyeceğiz, izleyeceğiz. Sonrasında çalışma kapsamında devam edilecek tür netleştirilecektir. Şu anda tam da bu aşamadayız aslında. Spirulina ve Chlamydomonas için farklı pH'larda erlenler içerisinde beslemelerimizi yaptık ve kaç gün içerisinde hangi pH'ta ne kadar büyüdüklerini gözlemliyoruz. Daha şimdi önümüzdeki günlerde yeni türleri de deneyeceğiz ve ondan sonrasında burada bir karar verip ilerleyeceğiz. Bakteri tarafında da karbonik anhidraz enzimi salgılayabilen ve yine yüksek pH'larda büyüme sağlayabilen bir tür olarak Bacillus mucilaginosus seçilmişti. Bu bakterinin de siparişini izole ortamda gelmesi için vermeyi planlıyoruz önümüzdeki dönemlerde. Seçilen türü seçtikten sonra yüksek pH'la adaptasyonunu sağlamamız bizim için burada kaçınılmaz olacak. Seçilen türlere adaptif stres ön işlemi uygulanarak yüksek pH adaptasyonu ve direnci yükseltilmesi planlanmıştır. Çünkü her ne kadar ilgili pH'da büyüme gösterse de bizim istediğimiz optimum şartlarda hani en yüksek büyümeyi sağlayabilmesi için de burada gene bir stres koşullarını devreye sokmamız gerekecek diye düşünüyoruz. Adapte edilmiş türlerin kokültür olarak incelenmesi, literatür araştırmalarından gözlemlediğimiz üzere alpler bazı bu
hem trace elementleri hem bazı vitaminleri bakterilerle beraber yaşadıkları ortamlarda çok daha güzel kullanabiliyor ve daha yüksek büyüme oranlarına, daha verimli çalışmalara sebebiyet verebiliyorlar. Bu yüzden de hem alg monokültürü hem bakteri monokültürünü incelerken bir yandan da alg ve bakteri kokültürünü incelemeyi planlıyoruz. Birlikte çalıştıklarında bize bir verim artışı sağlayacaklar mı diye. Bir de bu çalışmanın ana konusu olan mikroorganizmalarca tetiklenen bir kalsiyum karbonat olmasını da aslında istediğimiz için bir de mikroorganizmasız bir kontrol çalışması yürütmeyi planlıyoruz. Çünkü zaten yüksek pH'te kalsiyum karbonat oluşumu gözlemlemesini planlıyoruz. Ama bunun mikroorganizmalarca daha fazla eksponansiyel şekilde artmasını şu aşamada planlıyoruz, öngörüyoruz. İnceleme sırasında kokültürlerde gözlenecek zamana bağlı popülasyon değişimi, bakteriyel 16S rRNA geni ve klorofile ait de 23S rRNA geni hedeflenerek incelenecektir. Bu amaçla DNA ekstraksiyonu sonrası her bir numune kantitatif polimeraz zincir reaksiyonuyla çoğaltılıp incelenecektir. Burada tabii ki 93 yapımı Jurassic Park filminde belirtildiği üzere hani bir ağacın reçinesinden bir sivrisinek alıp da onun içerisindeki DNA'dan dinozor bakmak değil amacımız. Bizim buradaki amacımız tamamen kokültür içerisindeki ne kadarı bunun alg, ne kadarı bakteri, onun ayrımını yapabilmek. Çünkü monokültürlerde OD ile hani optical density tarafında bir ölçüm yapabilirken beraber olduklarında bunun bize karışım oranı da önemli olacağı için de DNA ekstraksiyonu ile kantitatif polimeraz zincir reaksiyonu yapmayı planlıyoruz. Kalsiyum ilavesi ve kalsiyum karbonat oluşumunu da en sonda bakmamız gerekecek. Çünkü bu ürün de bizim için kıymetli olduğunu beyan ediyoruz. Biyokütle büyüme oranlarına göre karbondioksit kullanımı, yani indirgenmesi miktarları belirlenecektir. İlk deneylerin sonuçlarına göre fiziksel ve kimyasal şartlarda optimizasyonlar yapılarak karbondioksit dönüştürme oranının artırılması gerçekleştirilecek. Mikroorganizmalar tarafından adaptasyonlar ve optimum büyümeler sağlandıktan sonra ikinci faz çalışması olarak da harici kalsiyum kaynağı ilave edilecektir. Çalışmanın amacı katma değer sağlama ve sıfır atık vurgusu olmasından dolayı piyasada kendine yer bulabilecek kalitede bir kalsiyum karbonat üretebiliyor olmaktır. Bu sebeple her bir örnekte detay malzeme analizleri yapılacaktır. Elde edilen sonuçların pilot ölçekli reaktörlerde de incelenmesi tarafına bakacak olursak, İTÜ Çevre Mühendisliği bölümünde yer alan fotobiyoreaktör sistemleri kullanılarak elde edilen kalsiyum karbonat oluşumunun pilot ölçekli üretimini incelemeyi planlıyoruz. Bu anlamda şu anda daha bu aşamadayım. Çalışmalarımızı, hani daha alg türü seçimlerini irdeliyoruz. Hangi türlerle devam edeceğiz noktasında. Kaynakçalarımı paylaştım ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Burada soruları en son mu alırdık yoksa... Teşekkürler Mert. Sorusu ve yorumu olan varsa bu arada bu çalışmayla alakalı dinleyebiliriz, alabiliriz. Var mıydı acaba? Bu şey ortamında, alg seçimindesin gerçi, spirulina dedin, kaylama, maydanoz gibi bir şey vardı. Klamidomonas vardı. Bunlar şimdi karbondioksit var ortamda, sen de kalsiyum veriyorsun. Şey oluyor mu peki bu ortamda alg sayısında artış oluyor mu? Onunla beslenip çoğalıyor mu ayrıca? Yani şu anda henüz erlenlerde çalışırken tabii ki ilave bir şey de vermedik. Dışarıdan bir karbondioksit de vermedik ya da bir baca gazı kompozisyonu da henüz oluşturmadık bu tarafta. Onları zamanla deneyeceğiz ama tabii ki alglerin atmosferik ortamdan alabileceği karbondioksit... Yani atmosferik karbondioksit. Bir hani kaynaktan karbondioksit beslemesi yaptığımız zaman daha iyi reaksiyon verdiğini araştırmalarımızda gördük. Bir dakika, atmosferik karbondioksit de daha iyi. Değil, hani bir karbondioksit kaynağından beslemeyle beraber. Anladım. İlave olarak bir karbondioksit kaynağı verdiğimizde. Ya şu an o zaman kontrol ortamında, laboratuvar ortamında algler üzerine karbondioksit evet. performansa bakılıyor. Daha çok fazla stres olacak üzerlerinde. Çünkü baca gazı da saf gelmeyeceği için hani bunun içinde kükürtlü bileşikler de olacak belki. Onlara karşı da toleransının yüksek olması gerekecek benim türümün. Harika.
Öyle bir durum. Bir yorum falan bakıyorum ben. Kaçırdığım bir şey var mı? Ömer sen de yardımcı olursun. Göremiyorum şu an. Sonda belki dinleyeceğiz. Bir yorum olursa. Tamamdır. Tamam mı Ömer? Çok teşekkürler. Ben sunumu devrettim o zaman. Evet, evet. Sıradaki konuşmacımız Mert'ten sonra İzmir'den, Ege Üniversitesi'nden Alpcan Nuri Azbar hocamızla çalışıyor. Biyogaz üretimi, kenevir atığından biyogaz üretimi. Evet, evet. Hocam. Görüntü geldi sanırım. Evet, evet. Tam paylaşımda mısın şu an? Tasla... Evet, şu an tam ekran paylaşıma geçtim. Şöyle yapalım, az önceki problem oluyor galiba yine. Ne diyoruz? Şimdi tam ekrana geç, ondan tabii sonra ki paylaşımını al. Oldu, harika. Evet, tamam. Tamam, sendeyiz. Teşekkürler hocam. Öncelikle böylesine değerli bir organizasyona davet edildiğim için çok teşekkür ederim. Hem organizasyon sahiplerine hem de Yıldız Teknik Üniversitesi'ne. Ben Deniz Alpcan Arıç, Ege Üniversitesi Biyomühendislik Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrencisiyim. Lisans eğitimden beri Profesör Doktor Nuri Azbarlık'ta yaklaşık 6 senedir çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda şu anda özel sektörde de Döhler Gıda Firması'nda üretim mühendisi olarak çalışma hayatıma da devam ediyorum. Kesinlikle en başta söylediğimiz gibi bu enerji kesintileri oldukça önemli bir konumda şu an. Tam aslında bizim workshop tarihiyle de denk gelmiş oldu. Enerjinin aslında önemini bir kez daha görmüş oluyoruz. Şu anda dediğiniz gibi sanayide de çok ciddi kesintiler söz konusu. Bugün benim anlatacağım konu kenevir atığından biyogaz üretimi üzerine. Kısaca bir içeriğimize bakacak olursak, sunum içeriği bakışında hızlıca enerji ve biyoenerjiye bakacağız. Ardından bu araştırmanın gerekliliği ve öneminden bahsedeceğim. Kenevir ve kenevir kırtığı hakkında kısa bir bilgi, ardından projemiz hakkında özet bir bilgi ve çalışma sistemi ve elde edilen sonuçlardan bahsedeceğim sizlere. İlk olarak enerjiye bakacak olursak, enerji aslında iki ana temele dayanıyor. Temel ve birincil enerji ve ikincil enerji olmak üzere. Temel birincil enerji dediğimiz aslında ham enerjiyi temsil etmekte. Ham petrol, kömür, doğalgaz, nükleer enerji şu anda oldukça yaygınlaşmakta olan atıklar yine birincil enerji kaynaklarımızdır. Ve aslında yenilenebilir enerji kaynakları dediğimiz rüzgar enerjisi ve özellikle şu anda benim sunumumda konusu olan biyokütle dediğimiz birincil enerji kaynakları bulunmaktadır. Bu birincil enerji kaynaklarının dönüştürülmesiyle ikincil enerji kaynakları türetilmektedir. Bunlar örneğin ham petrolden benzin, işte doğalgaz ve nükleerden elektrik ve ısınma, yine biyokütleden biyolojik arıtma tesislerinde biyoyakıtların üretilmesi gibi ikincil enerjilere dönüştürülebilmektedir. Birincil enerji, ikinci enerjilere dönüştürülebildiği gibi ikinci enerjiler de kendi işlerini de dönüştürülebilmektedir. Örneğin biyoyakıttan yine ısı ve elektrik enerjisi üretilmesi gibi. Ardından da ikinci enerjiler tüketilerek hayatına devam etmektedir. Şimdi hızlıca yenilenebilir enerjiye de bakacak olursak aslında son 10 yıllık güzel bir grafik var burada. Son 10 yıl içerisinde yenilenebilir enerji trendi turuncuyla gösterilen ciddi bir artış içerisinde yaklaşık %4 seviyelerinden %12-13 seviyelerine çıkmış durumda ki bu global anlamda tüm üretilen enerjinin %'sine tekabül etmekte. Kömür tüketimi ise gri ile gösterilmiş durumda. O da son 10 yıl içerisinde %40'tan %35'lere doğru bir düşüş içerisinde. Tabii ki bu düşüş ve artışlar sadece bizim daha çevreci olma ve daha doğayı koruma amaçlarımızın da tabii ki katkısı vardır fakat bundan ziyade aslında yenilenemez enerji kaynaklarının tükenmesiyle alakalı. Yani biz yenilenebilir enerjileri aslında tercih ederken bir taraftan da zorunlu durumdayız. Özellikle kömür ve doğalgaz gibi kaynaklarımızın tükenmesi bu kadar yaklaşmışken. Yine yenilenebilir enerjinin yıllara göre üretim kapasitelerindeki değişimlere bakacak olursak 2020 yılında 2019 yılına oranla yaklaşık 358 terawatt saatlik bir artışla yeni bir rekor kırılmış oldu aslında ve bu rekorun da her geçen yıl artarak gideceği yine uzmanlar tarafından öngörülmektedir. Bugün yenilenebilir enerji kaynaklarına baktığımızda büyük bir çoğunun aslında güneş ve rüzgar enerjisi içermektedir.
bizim bugün biyoenerji olarak baktığımız kısım bu grafikte şu anda yeşil olarak görünen küçük kısma tekabül etmektedir aslında. Biyoenerjiye de hızlıca bakacak olursak, biyoenerji dediğimiz biyokütle olarak adlandırdığımız birincil enerji kaynağının yine tesislerimizde, biyolojik arıtma tesislerinde özellikle biyoyakıtlara, biyogaz, biyodizel özellikle biyoyakıtlara dönüştürülmesiyle ve ardından da o biyoyakıtlardan biyoenerji dediğimiz enerjinin eldesiyle tanımlanmaktadır. Projemizden de bahsetmek gerekirse, projemiz bir 1001 projesi. Yaklaşık 36 aylık bir proje. Süremiz kısıtlı olduğu için olabildiğince özet, basit bir şekilde çalışmamızı anlatmaya çalışacağım. Projemizin başlığı kenevir atıklarının entegre enerji üretimi yaklaşımıyla katı ve gaz yakıtlara dönüştürülmesi. Proje yürütücümüz çok değerli hocamız Ege Üniversitesi Kimya Bölümünden Profesör Doktor Jale Yanık. Proje iki farklı kurumda eş şekilde yürütülmektedir. Ege Üniversitesi ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü. Araştırma hocalarımız benim de tez hocam olan Profesör Doktor Nur Raz var. Araştırma görevlimiz Sıdık Atı Cedaloğlu, Gözlü Duman ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden Can Bey Tabağ ve Mustafa Şahinler'dir. Şimdi projemizin öneri ve amacına bakacak olursak, projemizin aslında genel hedefi geçtiğimiz yıllarda özellikle devlet desteğiyle de birlikte üretiminin artmaya başlayan kenevir bitkisinin odunsu atıklarından, yani kırtık dediğimiz bir odunsu atığı var. Bu odunsu atıklarından entegre bir şekilde termokimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin birlikte kullanılması aslında katı ve gaz biyoyakıtlar elde etmek üzerine entegre olması önemli. Çünkü tek başına termokimyasal veya tek başına biyoteknolojik yöntemler her zaman %100 bir şekilde organik atığı ortadan kaldırmaya yetmiyor. Veya ortadan kaldırsa bile yanında yeni yan çıktıları da ortaya getirebiliyor. O yüzden projemizde özellikle entegre vurgusu birçok yerde yapılacak. Kenevire de hızlıca bakmak gerekirse aslında kenevir uzun yıllardır endüstriyel ve tıbbi olarak yetiştirilen kanabis sativa çeşitlerinden botanik bir sınıf. Bambu ile birlikte dünya üzerindeki en hızlı büyüyen bitki türlerinden, hem çok hızlı büyüyor hem de karbondioksit tutma ve oksijen üretme kapasitesi açısından oldukça yüksek. Yani aslında kenevirin biz bugün burada atılından biyogaz üretimine bakıyoruz ama kenevirin kendisi yetiştirildiğinde de gerçekten birçok katkısı var. Yine eski bir bitki olduğunu belirtmiştim. 50 bin yıl önceye kadar giden elyafa dönüştürülmüş ilk bitkilerden kendisi. Kağıt, ip, tekstil, giyim gibi birçok alanda kullanımı mevcut. Kökünden tohumuna ve yaprağına kadar. Şimdi kenevirin yapısına da tekrar bakalım daha detaylı. Kenevirin biz projemizde odunsu kısmında bulunan kırtık kısmını kullanıyoruz. Kırtık dediğimiz kısmın en dış kısmında kabuk. Kabuğun altında lif dediğimiz, özellikle tekstilde kullanılan lifi alındıktan sonra geriye kalan odunsu kısım aslında. Odunsu diyorum çünkü yüksek oranda selloz, hemselloz ve lignin içeriyor. Yani lignosellozik özellikle bir ham maddeden bahsediyorum. Tabii ki bu selloz, hemiselloz ve lignin içerikleri işte mevsimsel özelliklere göre veya bölgesel özelliklere göre değişim gösterebilmekte. Ama büyük oranda bu selloz ve hemiselloz içeriği oldukça yüksek bir organik madde. Biyogaz üretim aşamalarına da basitçe bakacak olursak ilk aşamamız bildiğiniz üzere hidroliz aşamasıdır. Hidroliz aşamasında bu kompleks organik maddenin parçalanmasıyla başlar. Bugün bizim konumuz kırtık, buradaki aslında kompleks organik maddemiz. Ardından fermentasyon, asitogenezi aşaması gelir. Yağ asitleri, asitik asit gibi maddeler üretildikten sonra metanogenez aşamasıyla birlikte metana doğru giden bir yol izi vardır. Tabii ki burada birinci aşama, yani hidroliz aşaması ne kadar verimli ve hızlı olursa çözünebilir organik maddeler ortamda, biyoreaktör üzerinde veya arıtma tesisindeki o büyük tankı düşündüğünüzde orada ne kadar hızlı bir şekilde çözünebilir organik madde bulunursa hem süreç daha kısa olacak hem de daha kısa sürede daha fazla oranda
biyogaz çıktısı almış olacağız. Lignoselülozik olduğu için tabii ki odunsu bir yapı. Bunun bakteriler tarafından diğer organik maddeler oranına parçalanması biraz daha zor. Aslında projenin burada entegre bir şekilde çıkış adımlarından birisi de bu aslında. Lignoselülozik bir malzeme olduğu için hidroliz adımı diğer organik atıklara oranla birazcık daha zor. Burada projemizin genel şeması var aslında. Tüm adımları gösteriyor entegre bir şekilde ama ben olabildiğince basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak bizim amacımız en başta sol tarafta gördüğümüz kırtıktan en sağda gördüğümüz aslında hidrojen ve metana ve tabii ki biyokömür dediğimiz termokimyasal yöntemle burada giriyor. Biyokömür dediğimiz ürünleri, enerjileri aslında ikincil enerjiler üretmek. Birincil enerjimizden ikincil enerjiye giden bir yol izi. Burada biz entegre olarak farklı yöntemleri denedik. İlk olarak kırtığın kendisine doğrudan ön işlem uygulayarak fiziksel ve kimyasal. Bu ön işlem uygulanmış kırtıkların kuru fermentör dediğimiz sistemde biyogaz üretilmesini içeren bir yol izi. Bu arada mouse'un görünüyor mu bilmiyorum ama. Görünüyor, görünüyor. Evet, süper. Burada bizim çıktığımız aslında metan ve digestat dediğimiz kuru fermentörden çıkan digestat katalıklarımız. Bunların da hidrotermal karbonizasyonda değerlendirilmesiyle birlikte aslında biyokömür üreterek tekrardan daha verimli bir sistem oluşturmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda hidrotermal karbonizasyon kendi içerisinde biyokömür üretirken proses sıvısı dediğimiz bir sıvı da açığa çıkmakta. Aslında organik içeriğe sahip. Bunu da tekrar kuru fermentasyon reaktörümüze besleyerek ilk aşamada metana çeviremediğimiz o organik maddeleri ikinci kez kullanarak metan verimliliğini arttırmayı amaçlıyoruz. İlk yol izimiz de bu şekilde. Diğer bir yol izimizde incelediğimiz konu ise kırtığın doğrudan hidrotermal karbonizasyonuyla biyokömür üretilmesi ve buradan çıkan proses sıvısının yine ön işlem görmüş kırtık taneleriyle birlikte CSR dediğimiz bu sefer sürekli karıştırmalı reaktör, ıslak fermentasyon reaktöründe kullanılması ve metan üretilmesi üzerine. Yine buradan bir sonraki aşamamız, bu projemizin bir üst aşaması. Burada da metan zenginleştirme reaktörümüzde çıkan metanı daha da zenginleştirilmiş, daha düşük karbondioksit, daha yüksek metan içeriğine ulaşmış şekilde elde etmek aslında. Projemizin temel amacı bu. Çalıştığımız noktalar ön işlem, kuru fermentasyon, hidrotermal karbonizasyon ve ıslak fermentasyon farklı şekilde aslında kombinasyonları ve en optimum yolu bulmak, yol izini bulmak. Şimdi o yol izlerinden ön işleme birazcık bakalım. Ardından da kuru fermentasyona bakıp sunumu tamamlayacağım. Ön işlemde kırtık dediğimiz ham madde aslında bize bu şekilde geliyor. Fiziksel bir ön işlem uygulanmış aslında öyle söyleyebiliriz. Çünkü boyutu normal endüstriden çıktığı hale göre boyutu küçültülmüş halde bize geliyor. Bu kırtık tanelerine ardından kimyasal ön işlem veya kimyasal ve termal ön işlemin kombine olduğu farklı ön işlemler uygulayarak aslında şu fotoğrafta da görüyoruz rengi biraz daha değişmiş. İçerisindeki hemiselüloz oranı daha azalmış. Selüloz oranı daha artmış ki hemiselüloz bildiğiniz üzere daha kompleks bir yapı. Selülozu indirgendiği zaman o biraz önce bahsettiğim hidroliz aşamasında daha kolay hale geldiğini söyleyebiliriz. Burada alkali ve asidik ön işlemleri denedik kimyasal ön işlemlerde. Termal ön işlemlerde de farklı sıcaklık ve farklı süreleri birçok aslında deneme dizaynı oluşturmuş olduk. Ardından bu ön işlem uygulanmış ham maddemizi BMP testi dediğimiz biyokimyasal metan potansiyelini belirlediğimiz bir test vardır. Bu testten de hızlıca bahsetmek gerekirse organik maddenin aşıyla bizim aşı dediğimiz biyogazı üreten kültür diyebilirim. Onunla aynı kap içerisinde belli miktarda çok az bir miktarda izelement eklenmesiyle birlikte kesikli bir şekilde metan üretiminin günlük olarak takip edildiği bir sistemdir. Burada çeşitli ön işlem uygulanmış organik maddeleri yükleyerek aşıyla birlikte hangi ön işlemin aslında daha verimli olduğunu tespit etmek amacımız. Tabii yine burada ön işlem uyguladıktan sonra da komponent analizlerimizi yaparak biz ön işlem öncesi ve sonrası kırtığın hem selüloz ve selüloz oranlarını takip ederek hangi ön işlemin daha faydalı olduğunu aslında takip etmeyi amaçladık.
Yine grafiğimizi inceleyecek olursak birçok grafiğimiz var ama bu en verimli olanlardan biri aslında. Bizim ham kırtığımız burada yeşil olarak görünmekte. Yani şu BMP testinde doğrudan ham kırtığı kullandığımızda yaklaşık 80-90 mililitre metan üretmişiz kuru madde başına, 1 gram kuru madde başına. Ama ön işlem uygulanmışta neredeyse %100 oranında bir artış net bir şekilde burada görebiliyoruz. Bu da aslında ön işlem uygulamasının ne kadar verimli olduğunu bize net bir şekilde gösteriyor. Yine tabii ki bu analizlerimizi daha sonra kinetik modelleri de uygulayarak, konvers modellerini de uygulayarak doğruluğumuzu ve kinetik modellerimizi de çıkarmış olduk. Daha sonra burada elde ettiğimiz ön işlem sonuçlarımızdan en optimum olanlarını büyük bizim reaktör sistemimize, kuru fermentasyon reaktör sistemimize taşıdık. Ondan da bahsetmek gerekirse kuru fermentör sistemi genel olarak ortada bir süzgeç gibi, kabaca süzgeç diyebilirim. Organik maddemizin sabit durduğu, aşının belirli aralıklarla bu sistem için spreyleme yapıldığı üst kısmından ve aşının organik maddeye temas edip daha sonra süzüldüğü ve buradan tekrar aşı tankına beslendiği bir sistem. Burada düzenli olarak aşı, taze aşı hep yukarıdan spreylenmekte ve aşağıdan süzülen aşı da aşı tankımıza doğru gitmekte ve bu sayede organik madde sabit kalırken aşının hareketiyle biz organik maddemizi parçalamakta ve biyogaz üretmekteyiz. Yine bu reaktörde de hem ham kırtığımızı hem de ön işlem uygulanmış kırtıklarımızı denedik. Ek olarak bu sisteme, projemize yoktu ama biz eklemek istedik. Çünkü sirkülasyon zamanları ve sirkülasyon miktarları oldukça önemli. 7 gün 24 saat aralıksız olması çok büyük bir avantaj sağlıyor. O nedenle Arduino dediğimiz küçük bir sistemle otomasyon sistemini de kurarak sirkülasyonun kontrollü bir şekilde, düzenli bir şekilde yapılmasını sağlayıp yine Excel'de de birkaç makro ile görsel hale getirip çalışmalarımızı tamamladık. Yine reaktör içerisinde belli noktalara sıcaklık probları koyarak içerideki sıcaklık takibini de sağladığımızı söyleyebilirim. Yine buradan kuru fermentör sonrasında da ham kırtığımız burada turuncu olarak görünmekte. Maviyle de yine ön işlem uygulanmış kırtık ham maddemizin kuru fermentördeki performansı görünmekte. Burada da yine hama oranla ön işlem uygulanmış ham maddenin çok ciddi bir artış sağladığı net bir şekilde görülmekte. Bu projeyle genel amacımız aslında kırtığın potansiyeli var. Büyük oranda devlet destekleriyle birlikte sadece ülkemizde de dünya genelinde de ekimi gerçekleşiyor ve her geçen artmaya devam ediyor. Önümüzdekiler tabii ki kırtık ekilecek. Ekildikten sonra o odunsu ham maddeleri de aslında değerlendirebilir miyiz? Ne kadar değerlendirebiliriz? Ona bakmak istedik. Literatürde kırtıkla, kenevir kırtığıyla yapılmış çalışmalar var. Kenevir ve biyogaz deyince aslında ilk olarak tıpkı Mısır'da olduğu gibi yeşil yaş halindeyken doğrudan parçalanarak ve silajlanarak silaj sonrasında biyogaz üretimleri mevcut ama kırtıktan biyogaz üretiminde çok bir çalışma da bulunmuyor şu anda. Ama yavaş yavaş bu çalışmaların artacağına inanıyoruz. Üniversiteme, Ege Üniversitesi'nde desteklerini alıyor ve TÜBİTAK'a tabii ki projemizin sponsoru ve proje paydaşımız Karadeniz Tanrısal Araştırma Enstitüsü'ne de buradan teşekkür ediyorum. Ve bizim çok değerli ekibimiz, sorularınız varsa cevaplamaktan mutluluk duyuyorum. Çok teşekkürler Alpcan. Çok akıcı bir sunum oldu. Sağ olasın. Nuriye hocamıza da buradan selamlar, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Soru varsa kısaca alabiliriz. Şu an sizin reaktör aşaması olarak gösterdiğin şey, mesela ekip fotoğrafında da arkada görülüyordu, şurada da olduğu gibi küçük evet, bir düzenek üzerinde deniyorsunuz tabii ki, değil mi bunu? Tabii hocam, bu yaklaşık 25-30 litrelik bir çalışma hacmine sahip. Yine Nur hocamızın zamanında projeninde tasarladığı, bu bizim tasarladığımız, ekibimizin tasarladığı bir reaktör, kuru fermentör. Bu otomatik bir sistem ama bu ikisinin aslında kombine şekilde çalıştığı sisteme kuru fermentasyon sistemi demiş oluruz. Aşı tankı ile birlikte aslında kuru fermentasyon sistemi olarak geçiyor.
Teşekkürler. Açıkçası ben kenevir kırtığının da bu ölçekte büyük hacimlerde olduğunu da bilmiyordum. Hani alanda olmadığımız için teşekkürler, bilgilenmiş olduk. Rica ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Sıradaki şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi'ne tekrar bağlanıyoruz diyelim. Gözde hocamız. Hocam ekranı hemen paylaşıyorum. Buyurun hocam. Biyogazdan karboksilata Orhan İnce hocamızla yaptığınız çalışma. Hocamız da burada. Evet. Hocam ekranı görebiliyorsunuz sanırım. Tabii, görüyoruz. Buyurun hocam. Tamam. Gözde hocam sizdeyiz. Öncelikle herkese merhabalar. Murat Hoca'ya çok teşekkür ediyorum daveti için. Bize bu fırsatı verdiği için. Bugün sizlere aslında doktora tezimden biraz bahsedeceğim. Sonra yeni projemize bağlayacağım. Tarımsal atıkların biyoekonomi kapsamında değerlendirilmesi biyogazdan karboksilata sunumu başlıyor. Bildiğiniz gibi son dönemlerde çokça döngüsel ekonomi, biyoekonomi, yeşil ekonomi bu keywordleri çok fazla duymaya başladık. Peki döngüsel ekonomi ne demek? Döngüsel ekonomi aslında atıklardan, kullanılmayan atıl bırakılmış değerlerden yeni ürünler elde edilmesi, bunların ekonomiye kazanılması için bir süreç aslında. Ve Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatına baktığımızda önümüzdeki 30 senenin döngüsel ekonomi prensipleriyle şekillendirileceğini görüyoruz. Burada döngüsel ekonomi, atıkların azaltılması ve kaynaklarımızın daha verimli, etkin kullanılması ön planda olacak. Bu kapsamda da sürdürülebilir atık yönetimi bizim için çok önemli. Atıktan biyogaza, atıktan enerjiye yaklaşımında da anaerobik çürütücülerin döngüsellikte, atıkların döngüselliğinde çok büyük rol oynayacağını biliyoruz. Aslında Aktan Hoca da bahsetti. Biyogaz sistemleri bizim ülkemizde de var. Arıtma çamurlarının yanı sıra aslında dünyada da en fazla bu sistemlerin çürütme tarımsal atıklarla beslendiğini görüyoruz. Ve bu tarımsal atıklarla beslenen çürütücülerde en büyük sıkıntı aslında hidroliz fazı. Çünkü tarımsal atıklar lignosellozik bir yapıya sahip. Bunlar da aslında normal bakteriyel ve arkeal süreçlerde çok zor degrade edebilen komponentler. Burada da karşımızda hidroliz fazı hız kısıtlayıcı bir faz olarak ortaya çıkıyor. Bu kapsamda baktığımızda doğaya aslında birçok farklı canlının bunları kendiliğinden sindirebildiğini gözlemleyebiliyoruz. Bunlar işte bir inek olabilir, büyük baş hayvan, küçük baş hayvan olabilir büyük ölçekte. Ya da daha küçük canlılara bakacaksak termit ya da herhangi bir böceğin larvasının bile bu lignosellozlu maddelerden enerji elde edebildiğini görüyoruz. Bunlar nasıl oluyor? Bunlar aslında bu organizmaların sindirim kanallarındaki, sindirim sistemlerindeki o sofistike sisteme dayanıyor. Buradaki özelleşmiş mikrobiyal komünite lignosellozlu yapıların parçalanmasını sağlayacak enzimlerin üretmesine olanak tanıyor. Peki buradan nereye bağlıyoruz? Buradan şuraya bağlıyoruz. Eğer biz buradaki canlıları laboratuvar ortamında, buradaki spesifik mikroorganizmaları laboratuvar ortamında çoğaltabilir ve bunları reaktör sistemine koyabilirsek belki de biyogazın performansını daha artırabileceğiz. Bu kapsamda çalışmamızı İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde doktora tezimi gerçekleştirdim. Bu kapsamda da aslında birçok üniversiteyle ve enstitüyle işbirliği içerisinde çalışmamızı yürüttük. İstanbul Teknik Üniversitesi yürütücülüğünde Leipzig Helmholtz Center ve DBFZ enstitüleri ve Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte ve Leipzig Üniversitesi Veteriner Fakültesi işbirliğinde çalışmamızı yürüttük. Çalışmamız kapsamında inek, koyun, keçi gibi ruminantlarla Pycnodon marginata böceğinin larvasının sindirim sistemlerinden örnekler alarak buradan seçici besi yerlerinde lignosellöz parçalayabilen kültür zenginleştirdik ve bunların biyogaz üretimi üstündeki lignosellozu degrade edebilme potansiyelleri üzerindeki etkilerine baktık. Bu slaytta aslında çalıştığım canlıları görüyorsunuz. Burada inek, keçi ve rumen sıvılarını temin ettik. Bunları rumen kanüle ve rumen fistülüyle. Bu hayvanlar hepsi inekler ve keçiler, inekler ve koyun ameliyatlıydı. Buradan direkt numuneyi alabildik. Keçimizden ise rumen kanülüyle
numuneyi temin ettik. Bunlar da yani anlayacağımız gibi işkembelerinden örnekler aldık. Diğer taraftan Pacnoda marginata çok küçük bir larva. Güzel bir böceğin larvası. Bunu da diseksiyon yöntemiyle arka bağırsağından örneği aldık. Ve bunları laboratuvara acil bir şekilde getirdik. Optimizasyon çalışmalarından sonra aslında seri zenginleştirme çalışmaları gerçekleştirdik. Burada şişelerimi görüyorsunuz, bir sürülerdi. Buradan zenginleştirme kültürleri elde ettik. Birçok jenerasyonumuz vardı. 4-5 jenerasyon sonunda gerçekten zenginleştirip zenginleştiremediğimize Dignoseleos degrade eden mikrobiyal komüniteyi moleküler komünite analizleriyle baktık. Burada yeni nesil izleme sistemlerini kullandık. O zaman için pyrosequencing hala piyasadaydı. Sonrasında çalışmalarımızı Illumina-MiSeq'le devam ettik. Ayrıca parmak izi yöntemlerinden de TRFLP'yi kullandık. Bioinformatik analizlerde de mikrobiyal komünite profillerini çıkardık. Daha sonra lignosellulozik kültürü elde ettiğimize kanaat getirdikten sonra da biometan potansiyel testimiz vardı. Burada tarımsal atıklardan buğday samanı kullandık substrat olarak. Ve burada elde ettiğimiz zenginleştirilmiş farklı kültürleri farklı oranlarda sisteme besleyerek gerçekten biometan potansiyeli üzerine bir etkisi var mı yok mu bunu ortaya koymaya çalıştık. Bu kapsamda aslında sonuçlar bizim için çok güzeldi. Yayınlarımız da var. Bugün size sadece çok küçük bir kısmını göstereceğim. Eğer ilginizi çekerse yayınlarımızda detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Ya da benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet, bakteriyel komite çeşitliliğine bakacaksak burada size güzel Pokemon topları gibi grafiklerle gösterdim aslında. Ama bize çok şey ifade ediyorlardı. Öncesi ve sonrasına baktık. Evet, ilk önceki mikrobiyal komünite neydi? Zenginleştirme çalışmalarından sonra biz ne elde ettik? Gerçekten bu kültür lignoselloz degrade eden bakterileri ya da metanojenik arkeleri barındırıyor mu? Bu bize her bir rumenden aldığımız ya da Pacnoda marginata larvasından aldığımız o başlangıç kültürlerinin değiştiğini söyledi. Ve gerçekten de biz her bir başlangıç inokulumuna göre Lignoselloz degrade edebilen farklı kültürleri elde etmiş olduk. Bu hayvanın cinsine bağlı olarak da değişiklik gösterdi bu kültürdeki bakteriyel komünite çeşitliliği. Gözde hocam, evet, arada girdim de burada bir öncekinde mesela neye bakıyoruz burada mesela? Sağ üstte koyun var. Hocam şöyle bir sonraki nasıl bir tane yönlendirelim bakalım hocam. Tabii ki. Hocam burada aslında inek rumen sıvısı var. İnek rumen sıvısının mikrobiyal bakteriyel komünite çeşitliliğini görüyorsunuz. Bu tarafta ise zenginleştirdiğimiz kültürü görüyorsunuz. Renklerden de öncesi takip edebileceğimiz... Öncesi sonrası değil mi? Aynen hocam, zenginleştirme... Ortada yazıyormuş hocam, sonraki. Şimdi gördüm. Evet. Sheep rumen, enrichment culture. Ortada biraz İngilizce kalmış. Evet, biraz İngilizce kalmış, kusura bakmayın. Tamam, teşekkürler. Renklerden de takip edebilirsiniz aslında değişimi. Çok mikrobiyoloji bilmenize gerek yok aslında. Görebileceğiniz gibi mesela burada rumine kokase artmış, biraz daha baskın olmuş komünitede. Mesela protobakteriya yokken, çok azken ve %1'in neredeyse altındayken burada, %3'ken burada %12'lik bir abundance görüyoruz. Daha değiştiğini aslında bu mikrobiyal komünite profilini, bakteriyel komünite profilini bizim zenginleştirme kültürümüzle, zenginleştirme koşullarımızla daha farklılaştığını görüyoruz. Aynı şekilde metanojenik arkeler de vardı. Normal inek rumeninde de işte arka bağırsağında da Pacnoda marginata larvasını. Burada da yine metanojenik arkeal komünite çeşitliliğini görüyorsunuz. Bunu TRFLP yöntemiyle tespit ettik. Burada da şöyle söyleyebilirim. Yine aynı şekilde takip edebilirsiniz. Keçi rumen sıvısı ve zenginleştirdikten sonra ne olmuş? Aynı şekilde koyun rumen sıvısı zenginleştirdikten sonra ne olmuş? Şöyle söyleyebilirim. Kesin bir komünite tipi elde etmedik. Bazılarında hidrogenotrofik metanojenler daha abundant olurken diğerlerinde asetoklastik metanojenler daha baskınlaştı. Bu da bize aslında başlangıç komünitesinin ne kadar etkin olduğunu, önemli olduğunu göstermiş oldu çalışmamızda. Sonrasında o küçük serum şişelerinden aslında daha litre litre kültürler elde ettik. 4-5 jenerasyon sonra her bir kültürümüzden. Şöyle size çok küçük bir metan profili göstereceğim. Aslında Akcan Hoca'nın reaktörlerinin sonuçlarına benziyor. Bu
her bir kültürümüzden farklı oranlarda sisteme tabii ki koyduk. Baktık ne olacak? %2 eklediğimizde ne olabilir? 4 mi eklememiz lazım? 8 mi? 6 mı? Bunlara bir şekilde karar vermemiz gerekiyordu. Tahmin edersiniz ki bir sürü reaktörümüz vardı ve hepsini triplicate işlettik. Çok uzun bir laboratuvar, intens bir laboratuvar çalışması gerektirdi. Burada anlattığım kadar basit değildi aslında her şey. Baktığımızda ne kadar Y-augmente ettiğimiz reaktörlerde hepsinde iyileşme gördük. Ama bu iyileşmenin oranı bizim Y-augmentasyon kültürümüze ve eklediğimiz orana bağlı olarak değişiklik gösterdi. %36 siz de bilirsiniz, biyogaz çalışan hocalarımız bilir, %36 artış gerçekten önemli bir artıştır. Ekonomik olarak sistemlere, işletme sistemlerinde bize çok büyük bir katkı sağlar. Biz çalışmamızda %27'den %36'ya kadar önemli bir artış tespit ettik. Bu da işletme açısından güzel bir sonuçtu bizler için. Şurada gördüğünüz yine kronografiklerde de aslında bakteriyel komüniteyi takip ettik. Evet, biz reaktörleri biyoaugment ettik ama 30 gün sonunda bu canlılar, içeri koyduğumuz bakteriler yaşayabildi mi? Hayatlarına devam edebildiler mi? Komünitede kalabildiler mi? Burada da şöyle bir sonuç aslında bizim için şaşırtıcı bir sonuçtu. Evet, bu bakterileri başta reaktöre eklediğimizde işlerini yaptılar. Ama içerideki aşıyla olan rekabeti dayanamadılar, rekabeti kaybettiler ve bütün komünite aslında başa döndü. Biyoaugment ettiğimiz ya da etmediğimiz hepsi kontrolün aynısı oldu. Bu ne demek? Eğer biz gerçek bir sistem işletiyorsak biyoaugmentasyonu tekrarlı bir şekilde reaktöre entegre etmeyi düşünmemiz gerekiyor. Bir kere ettiğimizde biyoaugmentasyon daha sonra 30 gün sonra tekrar başa dönecek. Bu yüzden 30 günlük periyotlar halinde ya da bir optimizasyon çalışmasıyla reaktörü biyoaugmente etmeyi düşünebiliriz. Bu yaklaşımın tabii bir avantajı da içeri kimyasal koymuyorsunuz. Ve belki de belli periyot sonrasında tekrarlı bir biyoaugmentasyonu da yapmanıza gerek kalmayacak. Bayağı bir ekonomik olarak etkin bir sistem olduğunu düşünüyoruz biz çalışma grubumuz olarak. Peki şimdi ne yapıyoruz? Çalışma burada sonlanmadı tabii ki. Aynı proje ekibi hatta Ekvator ve Brezilya'da da biliyorsunuz tarım çok fazla yapılıyor. Buradan da partnerlerimizle beraber RNET programına başvurduk. Burada amacımız, evet, Türkiye'de tarım çok önemli. Yüksek bir potansiyelimiz var. Zaten bunu değerlendiriyoruz. Birçok tarım ürünümüz var ve bunlardan da atıklar ortaya çıkıyor. Bunların bir şekilde sürdürülebilir olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Peki sadece biyogaz mı? Bunu bilmiyoruz. Sadece biyogaz olmayabilir. Karboksilatlar ve daha katma değeri daha yüksek komponentler üretebiliriz. Bunu değerlendirmek için şu anda Carboxate projemiz var. Brezilya, Ekvator ve Almanya'dan partnerlerimizle beraber. Almanya yürütücülüğünde, Türkiye'deki yürütücülüğünde Orhan hocamızın yaptığı bir projemiz var. Bu proje kapsamında Türkiye'deki en çok çıkan tarımsal atıklardan işte buğday saman sapları, pamuk sapları, çay çöpleri, ayçiçek sapı gibi değişik tarım ürünlerinden hem biyogaz hem de biyogaza alternatif olabilecek Carboxylate platformunda farklı volatile fatty acidler gibi ürünlerin üretimini değerlendiriyoruz. Deneyler devam ettiği için ve süremiz kısıtlı olduğu için burada verileri sunamadım. Ama merak ederseniz sonradan paylaşmak isterim açıkçası. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa yanıtlamaktan memnuniyet duyarım. Çok teşekkür ediyoruz Gözde hocamıza. Orhan hocamız da Orhan hocamız da burada. Burada. Evet. Orhan hocamız da söz almak isterse memnuniyetle dinlemek isteriz kendisinde. RNET projenizde de bu arada çok başarılar dileriz. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Sağ olun. Sorumuz varsa ben tekrar listeme bakıyorum. El kaldırıp soru sormak isteyen, yorum yapmak isteyen varsa alabiliriz. Şey gibi göründü hocam, şimdi inek rumeni, keçi rumeni gösterdiniz. Evet. O zaman onlar arasında keçi rumeni mi daha evet gibi oldu? Onu da şuna bağladık aslında hocam. Bu hayvanlarla çalışmak biliyorsunuz etik kurul belgeleri vesaire bir sürü şey gerektiriyor. Çalışmayı aslında ilk önce İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde başladık. Daha sonra Almanya ile bu
partnerlik durumu olunca Almanya'da sürdürdük çalışmalarımızı. Ve değişik hayvanları deneme fırsatımız oldu. Veterinerlik fakültesinde eğitim için sürekli olarak koyun ve inekleri var. Bunlar da ameliyatlı hayvanlar. Direkt sıvı alabiliyorsunuz. Keçi oraya gelen bir hastaydı aslında. Hayvan gelince direkt bize haber verdiler. Çalıştığımızda biliyorlardı. O yüzden Rumen daha farklı bir yöntemle aldık. Bunu da şuna bağladık. Diğer hayvanlar kontrollü olarak veterinerlik fakültesinde belli bir diyetle besleniyorlar. Ama keçinin serbest dolaşımı da var doğada. O yüzden daha etkin olabileceğini düşündük açıkçası. Organik besledi bir keçi. Evet, böyle evet, böyle bir fark vardı çalışmada. O kontrollü bir hayvan değildi. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Orhan hocamıza da çok teşekkürler. İTÜ'ye Eranet projelerinde başarılar diliyoruz burada. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Sıradaki konuşmacımız Yıldız Teknik Üniversitesi'nden taze doktorantımız Yavuz Kırım. Yavuz Kırım şu anda Siirt'te kendisi. Hasan Sadıkoğlu hocamızla çalıştılar. Hocam paylaşayım mı ekranı şu tabii, an? Tabii Yavuz. Paylaşıyorum. Sen de ekran paylaşımına da geçersen. Şu an geldi sanırım. Evet. Dinliyoruz Yavuz. Teşekkürler. Öncelikle herkese teşekkür ediyorum bu çalışmayı bize sunduğu için. Bir de dinleyenlere de öncelikle teşekkür ederim. Benim çalışmam biraz teorik oldu. Diğer çalışmalar mikrobiyoloji alanında güzel, çok güzel. Ben de imreniyorum aslında. Normalde imkanlar böyle oluştu. Bu da çok güzel bir çalışma oldu ama. Benim çalışmam Energy Production from Various Biomass Waste via Co-firing and Photovoltaic Biogas Hybrid System. Bu çalışma hibrit sistemler üzerine yönelik bir çalışma. Yenilenebilir enerji kaynakları öncelikle tek sistemler ya da stand alone sistemler üzerine kurulu. Son dönemlerde hibrit sistemler, ikili, üçlü veya daha fazla olan sistemler üzerinde duruluyor. Bunların verimliliğinin daha fazla olup olmadığını dünyada hem cost optimizasyon yöntemleriyle hem de uygun paket programlarla ölçülebilen programlar var. Biz de NRL'in kullandığı, yani National Renewable Energy Laboratories'in kullandığı HOMER programı, hem ticari anlamda çok iyi program hem de arayüz aracılığıyla bir program. O programı kullanarak hibrit sistemlerle ilgili teknik, ekonomik ve ekonometrik analiz üzerinde durduk. Burada iki tane temel üzerinde durduk. Öncelikle tezin amacını açıklayayım. Türkiye'nin enerji darboğazı herkes açıkladı zaten. Onunla alakalı yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının daha da arttırılması ve özendirilmesi amacıyla hibrit sistemler Türkiye'de çok yaygın değil. Hatta 2020 Mayıs ayında sanırım PDK'nın kanunla desteklediği bir şey oldu. Daha da yeni bir olay. Bir ikincisi de co-firing denen sistem. Normalde termal sistemlere ya da termik santrallerin içine eklenebilip sermaye maliyeti, yani capital cost'unu çok değiştirerek biyokütleleri kömür veya doğalgaz gibi sistemle birlikte yakıp hem çevre emisyonunu azaltıp bu sayede daha fazla enerji üretimine yönelik fayda sağladığı için iki tane yöntem belirledik. Bunun sonucunda da bunun ekonomik, teknik ekonomik analizin dışında ekonometrik analiz yaparak R programını kullanarak farklı regresyon yöntemlerini az sonra açıklayacağım. Bunların karşılaştırmasını yaptık. Zaten bu iki çalışmada birinde Türkiye'deki süt sığırı ahırlarının çatılarını teorik olarak PV panelleri eklenerek ve biyogazın hayvan atıklarından kullanılan biyogazı birleştirerek hem stand alone hem de hibrit bir sistemde bayağı bir optimizasyon yaparak bunların içerisinden en optimum olan yöntemleri ortaya çıkarmaya çalıştık. Burada da zaman, paranın zaman değeri, yani times value of money, yani net bugünkü maliyet veya net bugünkü değer yöntemini, fizibilitesini ölçmek için ve cost of energy dediği enerji maliyeti, kısaca bu yöntemleri baz aldık. Bunun dışında co-firing de yaparak Türkiye'de ihracatı en fazla olan, ben de Orduluyum, fındık kabuğunun farklı yöntemlerle nasıl enerji elde edilir? Türkiye'de çok büyük bir fındık kabuğu atığı potansiyeli var. Bu potansiyel iyi değerlendirilmiyordu. Gerçek bir veri alarak bizde yük verisi gerekiyor. Elektrik yükü verisi bir. Fındık entegre tesisinin yük verilerini alarak bu tesise hibrit sistem uygulandığında co-firing yaparak
ne kadar etkili bir sonuç elde edilip elde edilemeyeceği hakkında bilgi aldık. Burada şeyi de kullandık. Türkiye'de 2020 yılının sonuna kadar verilen biyokütle ve güneş enerjisine verilen desteğin %50-%70 bandında azaldığını ve bu desteğin dolar bazından TL bazına çevrildiğinde karşılaştırma yapıp ne kadar bir fizibil olup olmadığını ölçtük. Burada sonunda da R programı kullanarak ilk yöntemde ekonometrik bir analiz yaptık. Şimdi yavaşça şeye geleceğim. Az önce açıkladığım şey burada ilk başta süt, sığır atıkları ve PV panel sistemlerini kurduk. HERES burada Hybrid Renewable Enerji Sistemin kısaltılması. Ekonometrik ve ekonomik olarak inceledik. İkinci çalışmada da fındık kabuğuyla doğalgazın birlikte yakılması sonucu Hybrid Renewable Enerji Sistem'de feasible sistem olup olmadığını ticari olarak da göstermeye çalıştık. Burada şuraya geçelim, daha da iyi anlatırım. Türkiye'de 81 il var. Buradaki illerden 3 tane en büyük süt sığır hayvancılığı yapılan şehirleri seçtik. Konya, Erzurum, İzmir. Burada sisteme, configuration dediğimiz sisteme grid sistemini de ekledik. Yani gerektiğinde grid sisteminden, yani ulusal grid sisteminden elektrik alıp gerektiğinde de satma, yani Türkçe'de mahsuplaşma dediğimiz, İngilizcesi de net metering olan sistemi kullandık. Konfigürasyonumuzda 50, 100, 500, 1000 ve 5000 hayvan ahırlarına göre bir sistem tasarımı yapmaya çalıştık. Burada da en çok zorlandığımız şey maalesef Türkiye'de veri almanın zorluğu, çok fazla sıkıntı yaşadım. Ama bir şekilde halletmeye çalıştık. Biraz model kullandık. Imputation yöntemleri kullandık bu verileri kullanmak için. Yani biraz matematik ve istatistik de kullandık maalesef. Burada PV, converter, yani DC'yi AC'ye çevirmek için iki elektrik yükü, bir de grid komponentleri kullandık. Burada ekonometrik tahmin yapmak için, yani gayri safi milli hasılında amacımız burada gayri safi elektrik üretiminin gayri safi milli hasılaya olan katkısı bizim bağımlı değişkenimiz olarak seçildi. 13 tane de bağımsız değişken belirledik hocalarımızla beraber. Bunları 4 farklı regresyon metoduyla aralarındaki ilişkinin ne kadar güçlü olup olmadığını ölçtük. Bunda da R software'i kullandık. Yani istatistiksel analizde çok büyük bir avantaj sağlıyor diğer paket programlara göre ve daha güzel sonuç verdiğini düşündük. Burada da temel kıstas olarak, yani istatistiksel kıstas olarak RMSE, yani Root Mean Squared Error and Coefficient of, Determination of Coefficient'ı kullandık. Yani R kareyi kullandık performans ölçüm için. Burada lineer regresyonu kullanmamızın sebebi, lineer regresyon temel bir regresyon çeşidi ama burada çoklu bağlantı problemi dediğimiz multicollinearity problemi göstermek amacıyla aslında ben bu yöntemi tercih ettim. Ama diğer regresyon çeşitleri burada daha fazla öneme sahip. Lineer regresyonun yapamadığı işlemleri, yani biraz da ayrıntıya çok girmek istemiyorum. Regularization dediği, yani makine öğrenmesi de kullandık. Burada supervised learning dediği denetimli öğrenme kullanarak lineer regresyonu yapamadığı yöntemleri Rich Lasso ve Elastic Regresyon'la kullandık. Burada kafamıza göre almadık. Literatürde yapılan çalışma var bir tane. Lee'nin ve diğer arkadaşlarının kullandığı. Biyoekonomiye yönelik çalışmalarda 9 tane farklı yöntem kullanmış ve bunları ölçütlendirip değerlendirmiş. Burada zaman serisi modeli, genetik algoritma ve regresyon yöntemleri gibi yöntemler arasından Lee ve Dee'nin yöntemine göre atıfta bulunarak regresyon yöntemlerinin biyoenerji tahmininde, yani ekonometrik olarak en çok kullanılan ve en tercih edilen yöntem olduğundan dolayı Rich Lasso ve Elastic Net regresyonu karşılaştırdık. Bu çalışmanın ilk kısmıydı. İkinci kısmında da buradaki HCP, Hazelnut Cracking Plant, yani entegre bir fındık kırma tesisinin yük verilerini kullanarak burada 2021 öncesi ve 2021 sonrası verilen desteklere göre, ya yaklaşık belki 800 bin optimizasyon yapmıştır Homer programı. Homer'in açılımı da Hybrid Optimization Multiple Energy Renewables diye geçer. Amerikan Enerji Dairesi'nin programı. Çok kullanışlı bir program. Bu program sayesinde
2021 öncesi verilen destekle 2021 sonrası verilen desteği hangisinin daha mantıklı olduğunu karşılaştırdık ve 4 senaryo şeklinde kullandık. Burada da hem net bugünkü maliyet, yani net present cost and cost of energy dediğimiz enerji maliyeti ve emisyon analizini irdeledik. Burada ilk yaptığımız modüler hibrit sistemin dizaynının, yani 50'den 5000 hayvan kapasiteli süt sığırı ahırlarına göre yapılan sistemin sonuçlarını kısaca vermeye çalıştım. Burada 4 yöntem kullandık. Bu yöntemler içerisinde, yani ordinary least squares dediğimiz, yani basit regresyon yöntemiyle sistem error verdi diyelim basitçe. Diğer rich regresyon, lasso regresyon ve elastic net regresyon içerisinde rich regresyon en düzgün sonucu verdi. Bunun sebebi de rich regresyonun diğer regresyon yöntemleriyle belli bir çok benzerlikleri var ama bazı noktalarda farklılıkları var. Burada rich regresyon bütün parametreleri sıfıra yakın indirgemesine rağmen bütün parametreleri önemini dikkate alıyor. Lasso regresyonda da gereksiz parametreyi sıfıra indirgiyor. Elastik net regresyonda da ikisinin arasında bir denge kuruyor. Basitçe anlatmak gerekirse. Burada rich regresyonun verileri çok güzel çıktı. Kök hata kare ortalaması ve bizim rekare dediğimiz train ve test dataya göre bizim train datada biraz düşük çıkmasına rağmen bizim kullandığımız test datasında 0.92 ve 0.46 milyon dolar değerinde bir sonuç bulduk. Bu sıfıra yaklaştığı için RMSI değeri çok güzel çıktı. Yaklaşık %90'ın üzerinde çıktığı için de kullandığımız modelin mantıklı olduğu sonucunu elde ettik. Burada da ayrı bir tane daha 13 tane parametre kullandık. İnsan popülasyonu, inek sütü consumption'ı. Ya biraz ayrıntılı ama mecburen kısa tuttuğumuz için belki arkadaşlar da anlamayabilir. Çok özür diliyorum. Buradaki parametrelerden kısacası dünyada solar enerjinin kurulum maliyetinin önemi Türkiye'deki, biraz cümle uzun olacak ama Türkiye'deki elektrik üretiminin gayri safi milli hasılaya olan katkısına en fazla önemde olduğu X12 dediğimiz hayvan yemi, süt hayvanı yeminin daha az katkıda bulunduğunu görmüş olduk. Bunun sonuçlarına göre. Diğer çalışmada da, yani fındık kabuğundan co-firing'de elektrik üretiminden de 4 farklı konfigürasyonu inceledik. Bu senaryolar içerisinde en düşük net bugünkü maliyet senaryo 4'te ve en yüksek maliyette senaryo 2'de sanırım bulundu. Buradaki net bugünkü maliyet ve senaryo 1'deki değerler var. Bu değerler şunu ifade ediyor. Kilowatt başına mesela enerji maliyeti kilowatt başına ne kadar düşükse sistem verimliliği o kadar iyi. Normalde paranın zaman değeri analizi yapılırken NPV dediğimiz net present value kullanılır. Homer'in sisteminde de net bugünkü maliyet, aslında ki cumulative cash flow'daki giderlerden gelirleri çıkaran, aslında çok bir fark yok. Tamamen minus, eksi yönde olduğu için. Burada da net NPC'de NPV'nin yerine en düşük maliyetli sistemi feasible olarak kabul ediyoruz. Zaten pozitif olması onun feasible bir çalışma olduğunu göstermekte. Burada da grafikte de daha iyi gösterebiliriz. Ya burada NG with biomass co-firing grid demişiz. Sadece birinci senaryoda doğal gaz ve biomass co-firing ve grid sistemine bağlı olduğunda sistemin ne kadar NPC'si, COS'i ve diğer ekonometrik parametrelerini görüyoruz. İkinci sistemde de doğal gaz ve PV kullanarak ne kadar bir NPC ve COE, yani cost of energy maliyetinin olduğunu gösteriyoruz. Burada sadece benim 4 tane aldığım senaryo, bunlar en optimize senaryo. Yaklaşık dediğim gibi, yani milyonlarca ya da binlerce senaryo içerisinden program en loss function'ı, yani en düşük cost optimizasyonuna göre yaptığı senaryoları seçiyoruz buradan. Burada üçüncü senaryoda da biomass co-firing olmadan sadece doğal gaz ve grid sistemiyle yapılan sistemdeki
net bugünkü maliyet ve enerji maliyetini görüyoruz. Dördüncü senaryoda da PV ve NG biyomaz, co-firing ve grid sistemine bağlı sistemdeki senaryoları. Bu senaryolar içerisinde en düşük maliyet senaryo 4'te, çünkü NPC'ye bakıyoruz ekonomik metrik olarak. Birinci senaryoda COE yüksek olmasına rağmen aralarında çok büyük bir fark yok. Biz temel olarak NPC'ye baktığımız için bu senaryo 4 en optimum senaryo olarak gözüküyor. Zaten yaptığımız teorik çalışmada pratiğe daha yakındı. Çünkü bu veriler, gerçek verileri alabildik, fabrika verilerini ya da diğer sonuçlarını. Ama Türkiye'de bunun sıkıntısı şu oldu. Aslında sensitivity analiz de yapmıştık ama burada gösteremeyeceğim, çok uzun. Türkiye'deki faiz oranları ve borçlanma faizi ya discount rate ya da herhangi bir şey ve doğal gaz maliyetleri de yaklaşık %200'e yakın arttığı için yeniden bir analiz yapılması aslında gerekiyor. Türkiye'nin olağanüstü ekonomik koşullarından dolayı yeni yapılacak sonucu bilmiyorum ama ben 2021 yılına göre ve onun diğer sonuçlarına göre yaptım. O zaman feasible çıkmıştı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sunum İngilizce olduğu için kusura bakmayın, orijinalinde öyleydi. Türkçeleştirme fırsatım olmadı. Teşekkürler. Teşekkürler Yavuz. Hasan hocamıza da buradan teşekkürlerimizi iletelim. Sağ olun hocam. Sorularımız varsa ve yorum arada hızlıca alabiliriz. Bir soru var. Emine el kaldırmış. Buyur Emine Akpınar, dinliyoruz. Merhaba hocam, teşekkür ederim. Merhaba. İlk kısımda test datasından elde edilen arsuk oranı %92 demiştiniz. Bu elde ettiğiniz en yüksek değer mi? Bir de şey sormak istiyorum. Verileri alırken imputation yaptık demiştiniz. Yani bir yerden almadığımız anladığım kadarıyla, değil mi? Hayır, bütün verileri aldım. Birkaç tane şey imputation yaptım sadece. Çok az. Yok, bütün verilerde sıkıntı yok. Tamamen süt, et ve süt kurumundan alınan veriler. Sadece bir iki veriyi denemek için aldım. Zaten gerekte kalmadı. Onu belirtmek istedim. Anladım. Peki R square değeri en yüksek %92 mi buldunuz? O en yüksek değer mi? Orada geleyim ben isterseniz. Test datasında %92 bulduk. Train data zaten biliyorsunuz. Ya unseen data olduğu için test datası. Test datasında yüksek sonuç bulmak daha mantıklı makine öğrenmesine göre, biliyorsunuz. Ya zaten cross validation yaptığımızda ilk başta train, yani yaklaşık ben %70'e %30 verdim. Ya o size kalmış bir şey. Biraz da rule of thumb dediğimiz. %70'e %30 verdiğimde zaten train ettiğim datayı. Zaten şöyle de bir sıkıntı var. Şimdi güneş enerjisi ve biyokütle verileri İRENA veya diğer International Energy Agency'ye baktığınızda 2010'dan ya da 2009'dan başlıyor. Yani elimizdeki observation çok az. Zaten lineer ve lasso regresyon, rich ve lasso diğer regresyon çeşitleri bunlara yönelik de iyi sonuçlar veriyor ama tabii ki çok fazla veri olursa bu sonuçların daha titiz olacağı açık. Ama yapılan model bunu verdi, evet. Test datası daha önemli. Rica ederim. Teşekkürler Emine. Başka sorumuz yoksa sıradaki konuşmacımıza geçelim. Sırada Emre Oğuz, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden. Selam Emre. Ahmet Demir hocamız da yaptıkları çalışmayı sunacaklar. Doğalgaz hattına biyometan enjeksiyonu. Yavuz hocam, ekran paylaşımını kapatabilirseniz. Tabii ki hocam. Hemen geliyorum. Paylaşımı durdurdum hocam. Emre sendeyiz. Paylaşıyorum hocam. Tamam Emre, söz sende. Tam ekran görünüyor mu hocam? Görünüyor, sıkıntı yok. Merhabalar herkese. Öncelikle böyle bir organizasyona bizi dahil ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben uzun zamandır Ahmet Demir hocam ve Bestami Özkoy hocamla biyoenerji üretimi üzerine çalışmalarımı gerçekleştiriyorum. Ve yaklaşık 2,5 yıldır Kahramanmaraş Süt Çimol Üniversitesi'ndeyim. Bugün sizlere daha yeni taze bitmiş, geçen hafta bitmiş bir çalışmamızdan bahsedeceğim. Önceki hocalarım biyogaz üretimi konusunda çalışmalarını sundular. Ben de üretilen biyogazın kullanımı yönünde yaptığımız çalışmadan bahsedeceğim. Belki son sunum olarak, kapanış sunum olarak iyi olduğunu düşünüyorum. Aa, olmuş, çok fark etmeden ben sıraya koymuştum. Aynen. Şimdi ürettik, bir de kullanacağız. Nasıl kullanacağız ona bakacağız şimdi. Şimdi ülkemizin bu enerji sorununun çözümü, enerji ihtiyacının karşılanması için tarımsal, hayvansal ve çöp artıklarının daha etkin bir şekilde kullanılması
ve biyogaz üretiminin arttırılması gerekiyor. Ülkemizde biyogaz potansiyeli çok yüksek olan ülkeler arasında yer almakta. Şimdi bu biyogazın kullanım alanlarına baktığımızda genellikle hatta ülkemizde neredeyse tamamı kombine ısı ve güç ünitelerinde elektrik üretiminde kullanılıyor. Veya bu biyogaz biyometana yükseltgendikten sonra araç yakıtı veya doğalgaz hattında direkt yakıt olarak kullanılabilmekte. Şimdi ülkemizde tamamı neredeyse elektrik üretim amaçlı kullanılıyor. Biz bu biyogazı elektrik üretim amaçlı kullandığımızda verim maalesef %30-%35'lerde kalıyor. Fakat biz bu biyogazı biyometana dönüştürdükten sonra doğalgaz hattında verimli bir şekilde kullanırsak enerjinin neredeyse %90'ından fazlasını kullanabileceğimizi görüyoruz. Burada zaten kullanım alanlarını kısaca bahsettim. Elektrik üretimi doğalgaz hattında araç yakıt olarak kullanılabiliyor. Kimyasal üretiminde kullanılabiliyor biyogaz. Bugün sizlere ben doğalgaz hattında enjeksiyon konusunda kısa bir bilgi vereceğim. Peki yani bu doğalgaz hattında kullanıma ihtiyaç var mı? Gerçekten ihtiyacımız var mı diye baktığımızda yani şimdi şu haberlerle karşılaşıyoruz. Bunlar çok eski haberler değil. 5-6 günün öncesinin haberi. İran'ın 10 gün sadece 10 gün doğalgazı kesmesiyle neredeyse Türkiye bir krize girdi. Hatta bu hafta yaklaşık 3 gün süreyle organize sanayi bölgelerine elektrik verilemiyor ve %40 doğalgaz kesintisi yaşandı. Yani bu milyarlarca dolarlık bir kayıp anlamına geliyor. Sadece 10 günlük bir doğalgaz kesintisi. O yüzden bizim alternatif bir enerji kaynağına ihtiyaç olduğumuzu görüyoruz. Şimdi biyogazla biyometanı bir tarif edeyim. Şimdi biyogaz dediğimiz yaklaşık %40-%70 oranında metan içeren, geri kalanı çoğunlukla karbondioksitten oluşan bir gaz bileşimi. Biyometan ise biyogazın içerisindeki metan dışındaki safsızlıkları giderdikten sonra metan oranının %90 üzerinde olan bir gaz bileşimini ifade ediyor. Yani biyogazla biyometanın farkı bu. Yani neden doğalgaz dersek, biyometanın doğalgazdan neredeyse hiçbir farkı yok. Doğalgaz dediğimiz ürün de yaklaşık %75'te %99 oranında sadece metan içeren bir gaz bileşimi. O yüzden biz biyometanı doğalgaz olarak görerek bu amaçla kullanabiliriz. Aşağıda da zaten ham biyogazın, biyometanın ve doğalgazın metan içerikleri görülmekte. Şimdi mevcut duruma baktığımızda dünyada bu biyogaz, biyometan üretimi son yıllarda sadece 35 milyon ton petrol eşdeğeri kadar bir üretim gerçekleşmekte. Fakat bunun neredeyse 15-20 katı büyüklüğünde bir potansiyelimiz var. Bu potansiyeli henüz kullanmıyoruz. Nereden üretiyoruz bu biyogazı? Hocalarım da bahsetti zaten. Tarımsal atıklardan üretebiliyoruz. Hayvan atıklarından üretebiliyoruz. Kentsel katı atıklardan üretebiliyoruz. Kullanım alanlarına baktığımızda ise genellikle elektrik üretiminde kullanılmakta. Sadece çok az bir kısmı biyometan olarak kullanılmakta. Ülkelerin politikalarına baktığımızda ise bu 2030-2040 yılında taahhüt ettikleri politikalara ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ulaşmak istedikleri hedeflere baktığımızda biyogazın neredeyse tamamının biyometan olarak kullanımı ilerleyen zamanlarda karşımıza çıkacak gibi görünüyor. O yüzden biz de bu potansiyeli kullanarak alternatif bir enerji kaynağı oluşturabiliriz belki ülkemizde. Şimdi bu biyometana dönüşüm işleminde nasıl yapılıyor diye bakarsak, şimdi biyogaz içerisinde karbondioksit, H2S, siloksan, amonyak gibi safsızlıklar içerdiği için bu biyogazı doğrudan kullanmak mümkün olamıyor bazen. Eğer bu biyogazı çeşitli alanlarda kullanmak istiyorsak farklı temizleme, iyileştirme işlemlerinden geçirmek gerekiyor. Ne yapıyoruz? Ham biyogazı alıyoruz. Desülfürizasyon, kurutma, oksijenin ayrılması, amonyak, siloksan gibi bileşenlerin ayrılması için gaz temizleme, iyileştirme işlemlerini tabi tutuyoruz. Daha sonra biyogaz içerisindeki büyük bir oran işgal eden karbondioksiti de gidererek biyometan elde etmiş oluyoruz. Bu biyogaz temizleme iyileştirme proseslerine baktığımızda
Genellikle karşımıza PSA dediğimiz basın salınımının adsorpsiyon, water scrubbing veya membran prosesleri karşımıza çıkıyor. Bu yıllara göre teknolojilerin kullanım oranlarına baktığımızda membran prosesinin çok daha fazla kullanılmaya başlandığını, tercih edildiğini görüyoruz. Membran prosesi çok karmaşık proses değil. Gaz içerisindeki farklı bileşenlerin geçirgenlik katsayılarına bağlı olarak kimisinin membrandan geçmesi, kimisinin tutulması sayesinde biyogazın, metanın zenginleştirilmesi işlemini içeren bir proses. Zamanla da bu prosesin kullanımın arttığını görüyoruz. Çünkü daha az alan yer kaplaması, daha yüksek oranlarda metan elde edilebilmesi gibi avantajlarından dolayı diğer proseslerden membran proseslere doğru bir geçiş söz konusu. Peki ülkemizde bu biyogaz doğalgazı hattını enjekte etmek istesek nelerle karşılaşacağız? Onlara bakarsak, şimdi BOTAŞ'ın iletim şebekesi işleyiş düzenlemelerine ilişkin esaslarında ek 1'de doğalgaz hattına verilebilecek gazın bileşenleri, özellikleri bir tablo halinde verilmiş. Burada isteniyor ki metan oranının minimum %82 olması, VOBE sayısının, VOBE indeksinin, bu VOBE indeksi de doğal gazın kalitesini ifade eden bir indeks. Minimum 47.5 megajül bölü metreküp, maksimum ise 54.7 megajül bölü metreküp olması isteniyor. Yani biz eğer biyogazı doğal gaz hattına enjekte etmek istiyorsak bu değerleri sağlamak zorundayız ülkemiz için. Peki ham biyogaza baktığımızda onun VOBE indeksi 28 megajül bölü metreküp değerlerinde kaldığını görüyoruz. Biz bunu 45 ila 54 megajül bölü metreküp aralığında tutmamız gerekiyor. O yüzden metan içeriğini arttırmamız, yani ham biyogazı saflaştırmamız gerekiyor. Bu sağdaki grafikten de gördüğümüz üzere metan oranı arttıkça VOBE indeksinin arttığını görüyoruz. Yani biz biyogazı biyometana yükselttiğimizde bu BOTAŞ'ın doğalgaz hattına verebilecek gaz kalitesi standartlarına ulaştığımızı görüyoruz. Zaten bu orana ulaştığımızda da içerisindeki metan oranının %82'den büyük olacağı kesindir. Şimdi biz biyometanı, biyogazı aldık, saflaştırdık, biyometana dönüştürdük, şartları sağladık doğal gaz hattına vermek için. Bunun yanında işte hazırladığımız biyogazın talep edilen bu doğalgaz kalitesini nihai şekilde uyumlaştırmamız gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken kokulandırma yapmak gerekebilir. Bu her durumda gerekmiyor. Şimdi biz doğalgazımız normalde metan kokusuz bir gazdır. Fakat içerisinde koku verici maddeler eklenerek biz ocaklardan, tüplerden gelen gazlarda bir koku alıyoruz. O yüzden biz biyometanı doğalgazda kullanmak istiyorsak, eğer %100 oranında kullanacaksak kokulandırma işlemi şart. Ama %10, %20, %30 oranlarında doğalgazla karıştıracaksak kokulandırma işlemine ihtiyaç duymayabiliriz. Isıl değer ayarlaması gerekebilir. Onun dışında basınç ayarlar ayarlaması gerekebilir. Çünkü doğalgaz şebekeleri düşük, orta ve yüksek basınçlarda işletilebilir. O yüzden üretilen biyometanın nihai bir şekilde bu basınç değerlerine çıkartılması veya düşürülmesi gerekmektedir. Genellikle bu iletim hattında bu besleme yapacaksak o besleme noktasındaki basınçtan daha düşük olacağı için biyogazın, biyometanın basıncı. O besleme noktasındaki basıncın üzerinde bir basınç elde etmemiz gerekiyor. Bu işlemlerin tamamını yaptıktan sonra biz biyometanı doğrudan doğalgaz hattına vererek kullanabiliriz. Doğalgazla karıştırarak kullanabiliriz. Veya biyometanı ayrı bir hat döşeyerek doğalgazın ayrı bir şekilde dağıtımını yaparak kullanımını gerçekleştirebiliriz. Şimdi biz yeni tamamladığımız bir proje Bestami Hoca'nın doğalgaz dağıtım şebekesine biyometan enjeksiyonun ekonomik ve teknik fizibilitesi projesini geçen hafta tamamladık. Bunu Enerji Bakanlığı EPDK'ya sunduk. Gaz 1 Gazmer, Aksa Doğalgaz ve üniversitemiz işbirliğinde bu projemizi gerçekleştirdik ve sonuçlarından size kısaca bahsedeceğim. Bu projemizin amacı, şimdi biyometanın, bu biyogazın ihtiyaca yönelik hazırlandıktan sonra doğalgaz şebekesine verilmesiyle doğalgaz tüketiminin,
ve enerji maliyetlerinin azaltılması için gerekli, ihtiyaç duyulan teknik ve ekonomik altyapının oluşturulması, fizibilite çalışmasının yapılmasıydı. Bunun için öncelikle baştan başladık. Biyometan üretimde kullanılacak ulaşılabilir materyalleri tespit ettik. Biyokütle temin zincirini belirledik. Biyogazın, biyometanın saflığını, kalitesini artırmaya yönelik prosesleri belirledik. Ve bu prosesler ile doğalgaz şebekesine vermek için gerekli altyapının ekonomik ve teknik açıdan incelenmesini amaçladık. Projemiz Türkiye'de ilk yapılan bir çalışma bu konuda. Henüz doğalgaz hattında biyometan kullanımla ilgili bir çalışma gerçekleştirilmedi. Biz de ilk adımı atmış olduk. Bu sayede ülkemizin bu enerji arz güvenliği, slaytların başında haberlerden de bahsettim. Bu enerji arz güvenliği ve enerji verimliliğini sağlayarak işte bu dışa bağımlılığını azaltacak ve karbon emisyonlarını düşürecek olan süreci başlatacak bir proje olacağını düşündük. Gerçekleşmesi durumunda karbon emisyonlarının ve doğalgaz tüketiminin azalması söz konusu. Dışa bağımlılık azalacak, çevre bilincinin artması sağlanacak. Bunun için ekonomik ve teknik unsurları proje kapsamında belirledik. Ve elde ettiğimiz veriler ve önerilerle yasal düzenlemeler için altyapının oluşturulmasını amaçladık. Bu kapsamda Türkiye'de bir pilot bölge seçtik. Konya'yı seçtik. Çünkü Gazmer'in Konya'da temiz enerji merkezi vardı. O yüzden pilot ilimiz Konya'yı seçtik. Ve onun üzerinden çalışmaları gerçekleştirdik. Konya'da biyogaz kaynağı olarak ulaşılabilir ve metan içeriği yüksek biyogaz kaynağı olarak katı atıkları, tabii bunların organik kısmını ve hayvansal atıkları tercih ettik. Bu katı atıklarda miktarı belirlemek için bu Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın çevre durum raporları ve Enerji Bakanlığı'nın BEPA uygulamasından organik atık verilerini temin ettik. Buradan yaklaşık 238 bin ton ve 340 bin ton yılda bir organik atık oluştuğunu gördük Konya'da. Hayvansal atıklar için de önce bir hayvan sayısını bilmemiz gerekiyordu. TÜİK'ten veya BEPA uygulamasından yaklaşık Konya'da büyükbaş hayvan sayısının 1 milyona yakın olduğunu tespit ettik. Yaptığımız hesaplamalar neticesinde bu Konya'daki organik ve hayvansal atıklardan yıllık biyogaz veriminin yaklaşık 155 milyon metreküp bölü yıl olduğunu, tabii bunun hepsi metan değil, %59'unun metan olduğunu varsayarsak, yıllık metan üretiminin 91 milyon olduğunu, yıllık biyokütle girişinin, yani beslenecek, çürütücülere beslenecek biyokütle girişinin ise yılda 3 milyon 600 bin ton olduğunu belirledik. Böyle bir kütlesel akım şeması oluşturduk. 3 milyon atık besleniyor. 155 milyon metreküp bir biyogaz üretimi gerçekleştiriliyor. Hadi bunun %10'unu tesis kendi elektriğin üretmek amacıyla kullansın. %90'ını biyogaz saflaştırma prosesine versin. Biyogaz saflaştırma prosesinde örnek olarak sizlere membran prosesini kullandığımızdan bahsedeceğim. Membran prosesini kullandık. Bu biyogazın içerisinde yaklaşık %59 metan vardı. Yani 155 milyon metreküp biyogazın iyileştirme, saflaştırma prosesinden sonra 80 milyon metreküpün biyometan olarak kullanılabileceğini tespit ettik. Ve bunun tamamını doğalgaz hattına beslersek maliyetlerimizin ne olacağını hesapladık. İlk olarak biyogaz üretim maliyetini belirledik. Klasik bir biyogaz tesisini baz alarak farklı elektrik kapasitelerine sahip tesislerin yatırım ve işletme maliyetlerini belirledik. Bir Excel programı hazırladık. Buradan hareketle biyogaz üretim maliyetini belirledik. Konya'lı için hayvansal ve organik atıklardan biyogaz üretim maliyetini belirledik. Yaptığımız hesaplarda ham biyogaz üretim maliyetinin megawatt saat başına 22 euro olduğunu tespit ettik. Daha sonra bu ürettiğimiz biyogazı biyogaz temizleme iyileştirme prosesine soktuk. Burada biz membran prosesini kullandık. Bu hesaplamaları yaparken, yatırım ve işletme maliyetlerini hesaplarken farklı debilere sahip, farklı kapasiteye sahip
biyogaz temizleme iyileştirme tesislerinin yatırım maliyetlerini ve işletme maliyetlerini baz aldık. Buradan yola çıkarak Konya ili için organik ve hayvansal atıklardan üretilen biyogazın iyileştirme maliyetlerini hesapladık. Burada basınç salınımının absorpsiyon için bu değerler 22 euronun üzerine eklenmiş değerler. Yaklaşık 14 ila 18 euro megawatt saat başına bir biyogaz iyileştirme maliyetinin olduğunu gördük. Yani 22 euronun üzerine membran prosesi için 18 euro bir biyogaz iyileştirme maliyeti var. Biyogaz iyileştirme prosesi sonrasında çıkan gazın maliyeti megawatt saat başına 40 euro olduğunu gördük. Buradan da toplam olarak kıyaslayabilirsek ham biyogaz üretim maliyeti olan 22 euro üzerine 14 ila 18 euro gibi bir iyileştirme maliyeti eklendiğinde yaklaşık 40 euro gibi bir membran prosesi için maliyet elde ettik. Yani en yüksek maliyetin burada membran prosesinde oluşacağını tespit ettik. Fakat membran prosesi slaytların başında da bahsettim. Daha çok kullanılmaya başlandı. Teknoloji geliştikçe, teknoloji ilerledikçe bu maliyetlerin daha da düşeceğini tahmin ediyoruz. Peki biyometan ürettik. Bu biyometanı bir de doğalgaz hattına vereceğiz. Bunun için bazı değerleri kabul ettik. Üretilen biyometanın %100'ünü doğalgaz şebekesine vereceğimizi kabul ettik. Biyogaz iyileştirme prosesinden çıkan gazın debisi 80 milyon metreküptü. Dedik ki üretildiği noktadan yaklaşık 2,5 kilometre sonrasında kullanılacağını varsayarak bu gaz şebekesine olan mesafenin 2,5 kilometre olacağını kabul ettik. Ve buradaki gaz hattındaki besleme noktasındaki basınç seviyesinin 50 bar olacağını varsayarak doğal gaz hattına enjeksiyon maliyetini belirledik. Önceki maliyetlere eklenerek hesaplanmış maliyetler bunlar. Ham biyogazın maliyeti 22 euroydu. Membran prosesi için iyileştirme sonrası biyometanın maliyeti 40 euroydu. Doğalgaz hattına enjeksiyon maliyetlerini de eklediğimiz zaman megawatt saat başına 42 euro gibi bir maliyet elde ediyoruz. Şimdi ülkemizde 2021 yılının Ocak ayında megawatt saat başına 13.70 euro olan doğalgaz birim fiyatı bu 2021 yılının Eylül ayında 21.27 civarında belirlendi. Avrupa'da ise Ocak'ta 19 euro olan megawatt saat başına 19 euro olan doğalgaz fiyatı Eylül'de %300'e varan artışla 57 euroya yükseldi. Şimdi bu biyogazın üretim ve iyileştirme maliyetleri göz önüne alındığında ülkemizde mevcut fosil kaynaklı doğalgaz maliyetinin üzerinde bir maliyet elde edeceğimizi görüyoruz. O yüzden ülkemizde belki kullanılmıyor olabilir. Çünkü mevcut kullandığımız doğalgazın neredeyse iki katında bir maliyet karşımıza çıkıyor. Avrupa'da bu durum böyle değil. Avrupa'da 57 euro olan maliyet 60-70 eurolara kadar çıktı. Fosil kaynaklı doğalgazın fiyatı. Orada biyometanın maliyeti normal doğalgazdan daha ucuz olduğu için şu an biyometanın doğalgaz hattında kullanımı ile ilgili aşırı derecede çalışmalar yapılmakta. Hatta Danimarka'da neredeyse doğalgazın %25'i artık biyometandan sağlanmakta. Fakat ülkemiz için henüz biyometan üretim maliyeti normal doğalgazdan daha pahalı. Yaptığımız proje sonucunda gördüğümüz eksiklikler yasal altyapının henüz oluşturulmamış olması. Şu an biyogazın kullanımıyla ilgili sadece yektem teşviği var. O da biyogazın elektrik üretiminde kullanılmasını destekliyor. Doğalgaz üretiminde kullanılmasıyla ilgili herhangi bir destek yok ve herhangi bir yasal altyapı henüz oluşturulmadı. Umarım bu çalışmadan sonra bir yasal altyapının oluşturulması düşünülür diye tahmin ediyoruz. Projeden etkileneceklere baktığımızda dağıtım şirketleri işletme giderleri düşeceği için kısa sürede olumlu etkilenecektir.
Doğalgaz müşterileri şimdi eğer şu an kullanacak olursak normal doğalgazdan pahalı olacağı için kısa vadede olumsuz etkileneceğini düşünüyoruz. Biyogaz üreticileri şu an kullanacak olursak biyogazı yasal altyapı olmadığı için kimse bu doğalgaz olarak kullanımına yanaşmayacak. Çünkü yektem teşviğiyle elektrik üretimini varken neden doğalgaz olarak kullansınlar? O yüzden kısa sürede olumsuz etkileneceğini düşünüyoruz. Fakat ülke ekonomisini düşündüğümüzde uzun vadede olumlu sonuçlar elde edeceğimizi görüyoruz. Şimdi zaten bahsettik. Biyogazı bir alternatif bir kaynak olarak, ham kaynak, ana kaynak olarak değil de alternatif bir kaynak olarak görmemiz gerektiğinden bahsettik. Biz de çalışmamızda bunun doğalgaz hattında kullanımında ne tür bir maliyetle, ne tür bir teknik sorunlarla karşılaşacağımızı ortaya koymayı amaçlamıştık. Gördük ki mevcut doğalgaz fiyatının şu an için, Türkiye için mevcut doğalgaz fiyatının üzerinde bir maliyet elde edeceğimizi tespit ettik. Fakat Avrupa'da bu durum böyle değil. Orada biyometan normal doğalgazdan daha ucuz olduğu görülüyor. Fakat yani ekonomik olarak düşünmenin yanında çevresel açıdan düşündüğümüzde böyle bir projenin gerçekleştirilmesi bölgedeki sera emisyonlarını azaltmakla kalmayıp ayrıca bu gönüllü karbon sertifikası kapsamına değerlendirilirse eğer bu projelerin geri ödeme sürelerini düşüren bir finansal girdi olabileceğini düşünüyoruz. Çalışmamız bu şekildeydi. Sizlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Eğer sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Emre, Ahmet hocamıza da buradan teşekkür ediyoruz. Besleme hocamıza da. Sorularınız varsa alabiliriz. Ahmet hocamız da bir şeyler söylemek isterse. Bu çalışmamızı yani şu an fizibilite olarak başlattık. Konya'da Temiz Enerji Merkezi'nde de laboratuvar kuruldu. Orada da biyogazı doğalgaza belli oranlarda enjekte ederek kombide, ocakta kullanımını test edeceğiz yakın zamanda. Mesela Türkiye için maliyetli biyometan ama Avrupa ülkeleri için, Kuzey Avrupa'da söyledin değil mi? Orada daha uygun olabilir. Biz daha yönerge, mevzuatlar açısından tam hazır değiliz herhalde. Çok ekonomik olmuyor bizler için. Bu arada sadece Emre'ye değil, diğer bütün arkadaşlarımıza da sorularınızı sorabilirsiniz. Konuşmacılarımıza. Afife hocam siz misiniz? Afife Binnaz. Evet, Afife Binnaz Hazar ben. Evet, merhaba. Hocam, buyurun hocam, Afife hocam. Teşekkür ediyorum. Yine yeni bir toplantıda güzel sunumlar oldu. Çoğunluğunu yakalamaya çalıştım. Gençler güzel çalışmalar yapıyorlar. Şimdi ben bu tabii enerjide sürdürülebilirlik, diğer alanlarda sürdürülebilirlik, biz de malzemede sürdürülebilirlik konusunda da çalışıyoruz. Hepsi aslında çevreyi, doğayı korumanın bir yansıması, arayışı daha doğrusu. Şimdi ben öyle teker teker sorularımı sormak istiyorum. Tabii birincisi hocam, metan gazı üretmek için farklı kaynakların kullanımı sizin ekonomik yani birim miktar metan gazını doğal gaza enjekte ettiğinizde metan gazının ve bu kompozit gazın fiyatları üzerinde herhangi bir etki yapabiliyor mu? Yani en azından literatüre, çalışmalara dayalı bir araştırmanız var mı bu konuda? Metan gazını üretmede kaynaklar neler olabilir? Ekonomik olanlar seçilebilir mi? Ülkemiz bu konuda nasıl bir profil gösteriyor? Benim kafama birincisi bu takıldı. İsterseniz önce bu cevabı alayım. Söz almak isteyen arkadaşımız varsa, Afife var. Hocamız bu arada bizde kimya metalürji bölümünden Profesör Doktor Afife hocamız, İTÜ'den, evet, Ege'den de arkadaşlarımız vardı hocam, bir takdim edeyim, evet, istedim ben. Söz almak isteyen arkadaşımız varsa Emre söz alacaktı galiba. Buyur Emre, dinliyoruz. Belki cevap verebilirim hocam. Yani tabii bu biyogaz üretimi için ulaşılabilir bir kaynak olması gerekiyor. Gerekiyor. Şu an biz incelediğimizde ise kentsel atıklar ve hayvansal atıklar ulaşılabilir atıklar olarak görebiliyoruz. O yüzden biz iki atığı seçerek çalışmayı ilerlettik. Fakat bunun dışında tarımsal atıklar da var. Enerji bitkileri var.
Fakat bu konuda evet, henüz ülkemizde enerji bitkileri konusunda bir yatırım, bir gelişme olmadığı için en kolay ülkemiz için ulaşılabilir atık olarak organik atıkları ve hayvansal atıkları. Aslında enerji bitkileri çok daha ekonomik olabilir diye düşünüyorum. Evet. Yani okumalarımdan zihnimde kalan, tabii ben de bu alana ilgi duyuyorum. Ben de tarımsal atıklardan selüloz esaslı lifler ve kristallerin üretimiyle ilgili ülkemiz kaynaklarından çalışıyorum. Zaman zaman tabii enerji kısmıyla da ilişkili konuları da inceliyorum, bakıyorum. Yani o zaman bu şeyin ben neredeyse mevcut giderin, hani o yatay bir çizginiz vardı ya, 21 eurolar mı diyordunuz, tam hatırlayamadım evet, ama dinlerken dikkat ettim. Oralara doğru çekileceği kanaati taşıyorum. Tabii bu konunun uzmanları, hocalar belki üzerinde daha farklı bilgileri olabilir. Birincisi bu aklıma geldi. İkincisi de şimdi doğalgaz içine metanı enjekte etmek ısıl değer açısından bir farklılık yaratıyor mu? Hocam bu zaten mevcut kullandığımız doğal gazın ısıl değeriyle, birim hacminin ısıl değeriyle enjekte ettiğimiz kompozit doğal gazın ısıl değeri arasında birim hacim başına farklılık ne kadar? Ben bir de bunu merak ettim. Belki verilmiştir, atladım mı kaçırdım mı bilmiyorum ama çok dikkatli sunumlarınızı dinlemeye gayret ettim. Orada koymadım sunumda ama şu an ben rapora aslında bakıyorum. Aslında çok önemli veriler. Yani ısıl değer olarak normal biyogazı düşünürsek eğer, biyometan demiyorum, biyogaz yani %50-%60 metan içeren bir gazı düşürdüğümüzde ısıl değeri 21 megajül bölü metreküp. Doğal gazınki ise 36 megajül bölü metreküp. Birincisi kaçtı? Birincisi kaçtı? Biyogazı düşünürsek. Biyogaz ne kadar? Biyogaz 21 megajül bölü metreküp. Tamam. Doğal gazınki ise 36 megajül bölü metreküp. Eğer biz biyogazı içerisindeki metanı %50'den %90'a çıkarttığımız zaman bu değer 40'ın üzerine çıkıyor. Hı hı, hı. Yani doğalgaz ısıl değerine ulaşıyor. Anladım. Yani hiçbir farkı evet, kalmıyor. Zaten doğalgazın içerisinde de metandan başka sadece koku veren merkaptanlar, hidrokarbonlar var. Hı hı. Bir şey daha soracağım. Peki metan miktarının artması sonuçta bir kimyasal reaksiyon var. Bunun da bir stoikiyometrisi var. Açığa çıkan da bir karbondioksit var değil mi? Bir mol metanı yaktığımızda ya da ağırlık olarak açığa çıkan da bir karbondioksit ve su var. Bu karbondioksit miktarının artması da bizim hava kalitemiz açısından sorun yaratır mı, yaratmaz mı? Bununla ilgili bir fikir verebilir misiniz? Bunun üzerinde hiç düşündünüz mü? Bir yani, son bir sorun alacak. Onun çalışmasını da yapmıştık. Sunumda sunmadık da. Yani sera gazı azaltımı kıyaslamıştık öyle. Yani ham madde, yenilenebilir bir ham madde olduğu için, fosil kaynaklı olmadığı için zaten oradan bir sera gazı azaltımı gerçekleşmiş oluyor. Bu biyogaz saflaştırma proseslerinde metanı biz zenginleştiriyoruz fakat diğer taraftan zengin bir karbondioksit çıkıyor. Evet. Artık bu karbondioksit de değerlendirilmeye başlandı. Karbondioksit de bir ham madde olarak görülerek nerede değerlendiriliyor? Termokimyasal veya biyolojik metanasyon işlemlerine tabi tutularak bu karbondioksit de tekrar metan üretimine dönüştürülüyor. Metan üretiminde kullanılıyor. Ha, o güzel. Yapılıyor mu ülkemizde? Var mı böyle bir çalışma? Yani ben biyolojik olarak çalışıyorum. Yıldız Teknik'te Halit Hocam, Aysel Hocamgil termokimyasal olarak çalışıyor. Hidrojen ve karbondioksitten sentetik doğalgaz üretimi gerçekleştiriyoruz. Ama büyük ölçekli Avrupa'da bir iki tesis var. Onun dışında Türkiye'de zaten hiç yok. Mert'in çalışması ilişkili oluyor mu acaba burada? Karbondioksit salınımını... Ben de sözü nerede karışsam diye şey yapıyordum. Evet. Aslında karbon yakalama tarafında bahsettiği çıktısı karbondioksit benim de girdim olarak aslında benim prosese de gözüküyor. Oradan alglerle beraber de karbondioksit hani yakalayıp daha sonra farklı bir ürüne dönüştürüyoruz bizim tarafta da. Evet. Belki şey olabilir hani bir kesişim noktası da yakalanabilir ilerleyen dönemlerde projeler anlamında. Çünkü ben karbondioksit kaynağı ile çalışmalarıma. Yani bir de hocam kalsiyumla birleştirip endüstride kullanıyordu kalsiyum karbon. Murat hocam,
Murat hocam, burada önemli olan nokta belki gençlere bir şey görüş açısı oluşturması açısından. Aslında metan gazının, yani biyogazın daha doğrusu üretiminde kullanılacak kaynaklar ve yöntemler çok önemli. Çünkü burada biz sürdürülebilir bir iş yapmaya devam etmek istiyorsak kaynağımızın da sürdürülebilir olması lazım, ürünümüzün de sürdürülebilir olması lazım. Evet. Aksi takdirde sürdürülebilir ve çevreci bir ürün olmuyor. Yani biraz dikkatten bu kaçıyor gibime geliyor. Buradaki konuşmacılar, çalışmacılar için demiyorum. Ama her tarafına haritanın bütün bakmak lazım çalışmada. Dolayısıyla biz bir taraftan hani doğal kaynak kullandık, aman çıktılar çevreyi kirletmiyor diye bir şey yok. Hesabı, kitabı, haritayı, var olanı gözümüzün önüne net bir şekilde koymamız lazım. Yani giren kaynak ne kadar sürdürülebilirse çıkan ürün veya ürünlerin de o kadar sürdürülebilir olması lazım. Hem yaşamımız için hem enerji sağlama açısından. Bu noktaya çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bir de ben doğal gazın, doğadan elde ettiğimiz doğal gazla bir takım işlemlerden geçtikten sonra, en azından fiziksel olarak bir takım işlemlerden geçtikten sonra kullanılıyor. Bunun içine enjekte edilen her ürünün, karbon esaslı ürünün doğal gazın enerjisini de çok fazla artırmadığını görüyoruz. Bu konuda da fizibilite hesaplamaları yapılırken biraz dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum ben. Aslında bir şeyden önce, Yavuz'dan önce sunan Emre arkadaşımız mıydı? Ters mi hatırlıyorum? Bu modelleme ile istatistiki değerlendirmelerle ilgili çalışmıştı. Modellemelerle. Yavuz'du galiba, değil mi? Evet. Aslında biraz daha çalışmasını anlaşılabilir, bizlerin de daha net görebileceği şekilde sunsa, aslında artık simülasyon programlarıyla bütün verileri toplayıp bir data bank oluşturup çok iyi değerlendirebiliyorsunuz ve ondan sonra da biyogaz üretiminde de aslında optimizasyonu yakalıyorsunuz. Yeni üreteceğiniz enjekte edilebilir kompozit gazda da hem enerji miktarlarını hesaplayabiliyorsunuz, optimum proses parametreleri ve girdi özellikleri için. Bence bu ekip böyle bir kombinasyonlu çalışmayı çok iyi yapabilirler. Çok teşekkürler hocam, hatırlatmalarınız için. Teşekkürler. Evet, ben de gençlere teşekkür ediyorum. Hocalarımızı tebrik ediyorum. Çok güncel ve güzel çalışmalar. Başarılar diliyorum. Sağ olun İhtiyaç hocam. Olursa fikir vermeye de hazırız her zaman. Çok teşekkürler hocam. Başka sorumuz bakıyorum. Yasemin Yıldız hocamız, Yarar Profesör Doktor Fizik bölümünden. Hocam buyurun, söz sizde. Ben bir kısa hatırlatma genç arkadaşlarıma yapmak istedim. Ben de 86'da Teknik Üniversitede okudum, nükleer enerjide. Rahmetli hocam o zaman Atom Enerjisi Başkanı'ydı, Necat Aybers Hoca. Çok kıymetli bir sözü vardı ve bugünlerde de çok daha iyi hayata geçtiğini görüyorum. Enerjide dışa bağımlılık olmaz diye. O nedenle biz mümkün olan her şeyimizi ne kadar değerlendirebilirsek, o anlamda bugün sunulan tüm çalışmaları çok kıymetli buluyorum. Bir de genç arkadaşlarım kenevir olarak sundular ama biz buna tanıdık bir ahaliyiz. Amasya bölgesini iyi bildiğim için biz bunu kendir olarak biliriz. Belki uyuşturucuyla mücadele kapsamında, belki de başka bir mülahazayla son yıllarda kota nedeniyle üretilmediğini biliyorum. Bu açıdan üçüncü arkadaşım sundu kenevirle ilgili çalışmaları ve ben çok sevindim yeniden üretimle. Çünkü Afife hocam da söyledi ama bitkilerde mesela o kadar çok avantajlı bir bitkidir ki bu. Bir kere dönüşümümüz rahata müsaittir bir. İkincisi selülozik maddedir. Kendir sapını yora halkı yakar zaten. Orayı çok iyi biliyorum ben, Amasya bölgesini. Ve senenin neredeyse 24... Günün 24 saati veya senenin 365 günü bu insanlar bir tutam o kendir diye halk arasında ip halat yapıldığı için kullanılır kenevir aslında özü. Bu uyuşturucuyla mücadele için devletin birçok kolluğu var, bunlar önlenebilir. Ama fotosentez olayı, gece gündüz arasındaki solunum farkları, o nedenle o karbondioksitin oksijenle değişmesi mesela, bunlar da yeni yüksek lisans doktora çalışmalarına şey olabilir. Altyapı oluşturabilir veya diğer arkadaşımın sunduğu gibi enerji verimliliği incelenebilir. Ayrıca kağıt üretimi için çok kıymetlidir. Yeniden buna dair bugünlerde şeylerde görüyorum, haberlerde. Çünkü hayat bize dayattı.
enerjide tüm imkanlarımızı kullanmamız gerekiyor. Yani Almanya'nın yaptığı gibi hatta şimdi biliyorsunuz enerji harvesti diye bir şeyler de var buralarda. Güneş enerjisinden tutun, petrolü olmadığı için her türlü imkanı tüm üniversitelerin işin içine katarak ve çok ciddi destekler vererek her alanda sadece kimyada değil, çevrede değil, herkes kendi alanına ne katkı verirse. O yüzden arkadaşlarıma bir hatırlatma yapmak istedim. Onlar genç belki bilemiyorlar ama kendir olarak bizim çiftçimiz bunu çok iyi bilir. Yani ham madde sorunu yaşamazsınız, biyomes olarak devam edersiniz. Yani dışarıdan doğalgaz ithal etmek yerine mesela o da yapılabilir. Petrol de yapılabilir, nükleer de değerlendirilebilir ama işte bunların verimliliği, sürdürülebilirliği, üniversiteler buralarda lazım. O yüzden var olan bilgi birikimi çok yüksekti çünkü bu alanda ve yıllardır kullanılmadığını ve kota uygulandığını biliyorum. O anlamda ellerinize sağlık, hepinizin emeklerine sağlık. Geçiliyor galiba öyle mi Alpcan? Şöyle şimdi mesela bu birkaç gündür internette de görüyorum. Yeniden bir takım işte kota... Ama kontrollü alanlarda endüstriyel şimdi, bir üretimi doğru bir... Evet, ben mesela sormuştum. Evet hocam, kapasite hakkında gidiliyor. Kota uygulanıyor. Yani bizim yerli ve çok iyi bildiğimiz bir alan bu, kendir. O nedenle biz bunda ısrarcı olmalıyız. Biz bunu üretmeliyiz. Uyuşturucuyla mücadele ise bunun yöntemleri var. Veya verimsizse ziraat fakültelerimiz var. Üniversitelerimiz var. Köylüye bir takım destek. Çünkü... çok da az su tüketir aslında kendir. Selülozik bir maddedir kendirin sapı. Halk bunu ocağında, tandırında yakar. Oysa buyurun size biyomes yakıtıdır işte. Yani hem yeşil alan çok ciddi oksijen üretir. Aynı zamanda bir tane örnek olduğu için söylüyorum. Bunun gibi çok şey var organik malzemelerle ilgili. Evet, enerjide biraz alanım olduğu için çok hoşuma da gitti. Size de çok teşekkürler. Çok güncel bir konu. Arkadaşlarımın da hepsinin eline sağlık. Teşekkürler. Teşekkürler hocam. Değerli yorumlarınız için çok sağ olun. Evet Alpcan'a keneviri gündeme getirdiği için tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Çok verimliydi. Çok sağ olun. Başka sorumuz var mıydı? Emine arkadaşımız soru soracaktı galiba. Evet hocam. Hocam ben Alpcan Hoca'ya sormak istemiştim. entegre sistemler üretilen biyogazdan bahsetmiştiniz. Hatta bir TÜBİTAK projenizden bahsetmiştiniz. O sistemin verimliği hakkında bir sayısal değer verebilir misiniz? Hocam sistem tek başına belli bir verimlilik, doğrudan verimliliği şudur diyemem ama sunumda da bahsettiğim üzere tek başına biyolojik olarak metan üretimi veya tek başına termokimyası olarak biyokütlenin kullanılarak yine biyoenerjiye, biyokömüre dönüştürülmesi yine çevreci bir yaklaşımdır, yenilenebilir bir yaklaşımdır. Fakat her proseste olduğu gibi ana çıktının yanında yan çıktılarımız da tabii ki olmaktadır. Aslında bu projenin amacı iki farklı yenilenebilir enerji üretme tekniğinin birleştirilerek daha verimli bir hale getirilmesidir. Net bir şekilde değerimiz budur. Bu kadar verim artışı sağlanmıştır demek şu aşamada çok mümkün değil ama şu anda hem yayınlarımıza devam ediyor. Aslında projenin böyle biraz sonlarına doğru yaklaştık. Karbon ayak izimize de yine enerji verimliliğine de detaylı bir şekilde çalışıp aslında projeyi biz de ilerletmek istiyoruz şu anda. Ama asıl amacımız çıktıları değerlendirmek ve onların potansiyellerini önce ölçmekti aslında. Şu an projedeki temel amacımız aslında oydu. Anladım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sorunuz için. Başka sorumuz var mıydı? Benim göremediğim var ise hatırlatabilirsiniz. Ömer görüyor musun? Sorumuz Yasemin hocamız eli kalmış. Tamam mı? Herhalde bütün sorular cevaplandırıldı. Harika sunumlar. Her şey akıcıydı. Ben müsaadelerinizle başka soru veya yorum yoksa katılımcılarımızla başta misafir katılımcılarımıza diyeyim. Ben bilmiyorum ama Atacan Türk isimli. Atacan soru var mıydı? Kusura bakmayın. Eğer mikrofonun şeyse açabilirsin Atacan. Direkt sorabilirsin. Evet, hocam iyi akşamlar. Sesim geliyor mu acaba? Geliyor Atacan, buyur. Merhaba hocam, ben de Yıldız Teknik Bilgisayar Mühendisliği'nden katılıyorum. Bu biyoenerjiden, tarımsal atıklardan biyoenerji üretimi hakkında bir aydır ilgiliyim. Ben de Isparta bölgesin, ya yani memleketim Isparta. Orada hemşehriyim, sen de Isparta'lıyım.
Hocam memnun oldum bu arada Alpcan Hocam. Ben de memnun oldum. Ben de hocam elmacılıkla uğraşıyoruz. O bölgede de her sene bu elmaların budanmasından açığa çıkan ciddi miktarda bir odun atığı var. Bunun geri dönüştürülmesi üzerine bir tesis fikrim var. Pelet üretim tesisi. Ama bu konferansa katıldığımda da genelde biyogaz üzerine bir çalışma yapıldığını gördüm. Biyogaz hakkında çok bir bilgim yoktu aslında buraya gelene kadar. Benim sorum şu, birim miktarda kırtıktan pelet üretimiyle biyogaz üretimi arasında verimlilik açısından ve maliyet açısından bir fark var mı? Aslında merak ettiğim bu diyebilirim. Tabii, elimden geldiğince cevaplamaya çalışayım. Şimdi bu pelet dediğiniz yine aslında ısı kaynağı olarak kullanılan sıkıştırılmış lignosellülozik malzemelerden bahsediyoruz değil mi? Yanlış değilim. Evet hocam. Oradan yakılarak ısı enerjisi elde edilmesinden bahsediyoruz. Yani orada aslında bizim burada değinmeye çalıştığımız süreç aslında biyoteknolojik olarak çevrimi üzerine daha çok dayanıyor. Orada önemli olan belki de pelletimizi nasıl bir sistemle yaktığımız, belki de orada çok çok daha verimli olacak. İlkel bir enerji verimliliğinin çok iyi olmadığı bir ısı üretme kazanında mı yakıyorsunuz? Yoksa daha ileri teknoloji bir sistemle yakıp pelletten daha iyi bir kazanım mı yapıyorsunuz? Önemli olan o. Tabii orada aslında iki farklı diyardan bahsediyoruz. Birisi enerjiye giderken biyokütleyi kullanarak biyoenerji üretirken, yani birinci enerji kaynağı, ikinci enerji kaynağı eğer sunum başını gördüyseniz, biyokütleden biyoenerjiye geçerken aslında pellet kısmında biyokütleden doğrudan ısı enerjisine, belki de elektrik enerjisine geçiş söz konusu. Orada da yine çevrimlere ve hocamızın da biraz önce belirttiği gibi stoikiyometrik denkliklere bakmak daha doğru olacaktır. Açıkçası şu an için net bir şekilde kırtık veya biyogaz daha iyidir diyemem ama biyogaz daha yeşil geliyor benim kulağıma açıkçası. Bunu söyleyeyim. Peki hocam, yani bunun enerji üretim tesisi olarak değil de ham madde üretim tesisi olarak değerlendirilmesi daha mı mantıklı sizce? Yani şu an net olarak ona da aslında bir şey diyebileceğiz. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Hocam ben size biraz yardımcı olabilir miyim isterseniz bu konuda hocam, eğer ekonomik anlamda. Şimdi bu pellet üretimiyle alakalı altısı değerlerine bakıyorlar. Yani ben ekonomik açıdan size. Bizim de böyle bir melek yatırımcı bulup yaptığımız bir proje var. Biraz şimdi tam olmadığı için açıklamayacağım. Onunla alakalı şöyle, pellet üretimi çok şu anda çok iyi gidiyor bildiğim kadarıyla. Bazı üreticiler var Karadeniz bölgesinde. Bu fındık, sizin dediğiniz gibi elma atığı gibi fındık atıklarını kullanıyorlar ya da fındık kabuğunu. Ve Dubai bölgesinde işte Birleşik Arap Emirlikleri ya da mangal kömürü şeklinde satışlarında çok iyi kar elde ettiklerini biliyorum ticari olarak. Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu TKDK'dan büyük ihtimal bu konuda yardım alabilirsiniz. Hem hibe anlamında, anlamanız da gerekmiyor. Eğer bir melek yatırımcı bulup şunu da söyleyeyim ya da bölgenizde ya da hocalarım size fayda sağlayabilir. Bir tane danışman bulup bu konuda yatırım yapma şansınız var. Çok zor bir şey değil. Üretimi de çok basit bildiğim kadarıyla. O açıdan bence yerel bazda bir fayda sağlayabilirse, eğer bölgenize yakın bir yer varsa, normalde biyokütle tesisleri enerji üretiyor. Mesela Afyon'da bir tesis var, bu Oltan grubunun enerji ürettiği. Onlar eğer ham madde olarak ya da ne diyor, kırtık mı diyorsunuz artık onu bilmiyorum, o şekilde üretip ton başına satın alma da yapıyorlar. Benim bildiğim Trabzon bölgesinde Oltan Köleoğlu Enerji var. Çok da büyük bir yer. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde var. Orada onlar ton başına geçen seneki miktarı söylüyorum 135 TL'ye alıyorlardı ama artık güncel olarak ne kadar alıyorlar bilmiyorum. Bu şekilde ham madde üretip, yani ham madde şeklinde değil de biraz proses edip o firmalara da satabilirsiniz tabii, kırtık haline getirip. O da bir şey olarak. İşlenmiş ama, olarak satabilirsiniz. Şimdi aklıma gelmedi ya, Türkçesi de. Yani çip diyorsunuz değil mi? Yani bu çip. Çip şeklinde aynen öyle. Türkçesi aklıma gelmedi. Çip şeklinde de satabilirsiniz. Ya o sizin şeyinize kalmış ya da kendiniz maddi durumunuz varsa ya da bir melek yatırımcı bulup yapabiliyorsanız, ya ticari olarak bir girdisi var. Şöyle anlatayım. Bu firmalar fındık ihracatını bırakıp bu enerji içine girdiler. Öyle söyleyeyim. Türkiye'nin en büyük fındık ihracatçısıydı bu firmalar. Onu bırakıp
bu enerji sektörüne göre tabii büyük bir şey aldılar zamanında. Teşvik aldılar devletten. TKDK'ya bir başvurabilirsiniz eğer ekonomik olarak düşünüyorsunuz. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Atacan, rica ederim. Herhalde bir girişimcilik teşebbüsü olacak. Danışmanlıkları da buradan ayarlayabiliriz kendisine. Sağ olun hocam. Çok verimli oldu benim için. Bakalım sorumuz var mı? Kaçırdığım var mı acaba diye. Hocamız bir şey belirtmek istiyor sanırım hocam. Kim? Ömer? Yavuz Karım. Yo, şimdi konuştu herhalde onun el kaldırmasıydı değil mi Yavuz hocam? Ben tamamsak teşekkür etmek istiyorum bütün konuşmacılarımıza. Sırasıyla gidecek olursam yine Mert'e İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Mahmut Altınbaş hocamızla çalışıyorlardı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ege Üniversitesi'nden Alpcan, Nuri Azbar hocamızla çalışıyor. Ben teşekkür ederim hocam. Teşekkürler. Gözde hocamız çok kıymetli. Orhan İnce hocamızla çalışıyorlardı. Bu arada yine tekrar Eranet projenizi tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler, teşekkürler hocam. Amerika ile hayvancılığın çok büyük olduğu bir yerle çalışıyorsunuz. Başarılar bu arada. Yavuz hocamıza teşekkürler. Hasan hocamızla çalışmalarını sundular, birlikte yaptıkları. Ve en sonunda da Emre hocamıza, o da yeni yerinde görevine başladı. Ahmet Demir hocamızla yaptığı çalışmaları için çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Hepinize yeni çalışmalarınızda başarılar diliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki grad workshop'ta görüşmek üzere diyelim. Hepinize tekrar teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkür ederim.